Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Esas Mesele programıyla karşınızdayız. Nur Köşker ben. Dış politika ağırlıklı konuşacağız bugün. Rusya'nın işgalinde son aşama ne? Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Nereye varır bu iş? Yarın müzakereler var. İkinci müzakere var. Kimlerle konuşacağız bu konuları? Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Nur. Murat Özer, Diriliş Postası yazarı. Murat Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Mustafa Öztop, dış politika analisti bizimle. Mustafa Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir şey dikkatimi çekti. Bütün konuklarım bugün lacivertliymiş. Bilsem ben de değiştirirdim. Değiştir. Şimdi, tamam. O zaman siz başlayın. Evet. Diyeyim, geleyim ben. Evet. Peki. Sizinle başlayalım hemen. Evet. Taceddin Hocam. Yarın müzakereler var. Bir, evet, sonuç çıkar mı? İkinci aşama var. Müzakerelerin ikinci aşaması. Siz bir sonuç bekliyor musunuz müzakerelerden? Sonuçtan kastımızın ne olduğuna bakar. Şimdi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu bedihi, bunun ne olduğunu konuşalım arzu ederseniz. Savaş ile muharebeyi karıştırıyoruz birbirine. Burada Putin girdi, giremedi, yaptı, yapamadı, rezil oldu, büyük bir kepazeliğe imza attı falan yorumlarını ben... Evet. Ve kaybetti, büyük kumar oynadı, kaybetti yorumlarını çok aceleci buluyorum. Çünkü burada muharebe ve muharebeler, çünkü muharebe dediğiniz şeye baktığınızda Napolyon Aspern Savaşı'nda Erzherzog Karl'a yenildi ama neticede yendi savaşı. Muharebe kazanılır, kaybedilir. Burasında değilim. Ben Rusya'nın nihai hedefinin ne olduğuyla alakadar olarak bu işin bir savaş boyutuyla, yani madden manen, konvansiyonel olarak ve başka kollarda yürütülen savaşlar olarak nereye evrileceğine dönüp bakmaya çalışan bir kimse olarak şu soruyu soruyorum. Bir netice elde edilir mi, ne demek? Bir netice elde edilir mi, ne demek? Yani siz nasıl bir netice olmuyorsunuz? Şöyle evet, söyleyeyim. En azından ateşkes olması ve Rusya'nın Ukrayna'dan çıkması. Ben bunun biraz farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Birincisi, Rusya'nın bu kadar riske girdikten ve bu kadar uluslararası arenada da sıkıştıktan sonra bir netice elde etmeden bunu yapmayacağını düşünüyorum. Bu da ne olacaktır? Bir, evvelden de konuştuğumuz gibi Rusya'nın aslında buradan bir toprak talebi falan olduğu kanaatinde değilim ben. Nedir yani neticeden kastınız? Bu paradigmayı dönüştürecek. Bu paradigma da şudur. Biliyorsunuz iki çeşit kuvvetten bahsedelim kabaca. Yani yumuşak güç ve sert güç, yani hard power diyelim. Burada yumuşak gücün hüküm ferma olduğu bir paradigmada Rusya sürekli kaybediyor. Bunun fark etmiş olarak sahaya silahı sürmesi, Rusya'nın ve paradigmayı dönüştürmesi bir başka yere hadiseyi çekmesi. Bu da nedir? 2004 sonrası NATO'nun o genişleme konseptinin ortaya konması akabinde Rusya'yı çırak çıkartacak bir dünya düzeni öneriyor Batılılar. Bu da diyor ki bak Minsk'imiz var, falanımız var, filanımız var. Daha da kötüsünü söyleyelim. Bunu daha evvel tekrar ettim ama tekrar ahsen ve levkane 180. Sovyetler Birliği diyor ki şu andaki dünya meşruiyetini 2. Cihan Harbi'nden alan bir dünya. Ve 2. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi'nin galipleri şu anda Güvenlik Konseyi diye bir şeyde, Birleşmiş Milletler'de veto meto carçurt daimi üye. Burada bir meşruiyet zeminini 2. Cihan Harbi'nden alan ağalık sistemi var dünya üzerinde, uluslararası sistemde. Adam diyor ki 50 milyon kişinin öldüğü bu savaşta 25 milyona yakın kayıp vererek en büyük faturayı ödeyen galip benim. Beni çırak çıkartamazsınız. İki, beni daraltmaya çalıştığınız alanlar, ki bunlar ne? Birincisi panislavizm kartını elimden alıyorsunuz. Slavların bir kısmını kendinize çekerek. İki, ortodoksi kartını elimden alıyorsunuz. 2018 yılında Ukrayna Kilisesi'ni. Fener Rum Patriği'nin marifetiyle New York'ta yapılan görüşmelerle ve New York Metropolitan'ın vekaletiyle bana karşı çevirdiniz kardeşim. Çıldırtmayın beni diyor Putin. Yani bir Rus çarı açısından bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Şu halde Putin'in istediği şeyin ben açık olduğunu düşünüyorum. Bir, Ukrayna'da bir dönüşüm olacak. Bu dönüşümde nedir? Efendim Finlandiya modeli mi dersiniz falan mı dersiniz filan mı dersiniz ne dersiniz değil. Oraya karışmam ben. Anlamam da yani. Ama anladığım şey şu. Yönünü Batı'ya dönmüş bir Ukrayna'ya tahammül edemez her şeyden evvel. Çünkü bildiğimiz şey şu, Rusya iki defa işgal edildi hocam.
1812 malumunuz, 1942, 42-43. Bu iki işgalde de Ukrayna, birinde Napolyon'un ordusuyla saldırdı Rusya, ikincisi Nazilerle birlikte saldırdı. Alman ordusuna iltihak etti bu adamlar. Adam diyor ki buradaki, ve ben şu yorumlara da hayret ediyorum. İşte efendim Rus, Putin öyle, sürekli bugünlerde televizyonda böyle şeyler duyuyorum. Sahadan haberleri yok herhalde yorum yapanların. Efendim Putin şu an çok saçmalıyor. Ukrayna'da bütün gönül bağlarını attılar. Rus dünyasıyla koptular. Bir kere gitse sokağa çıksa görecek, nefret ediyorlar zaten birbirlerine. Yani bir Ukrayna-Rusya gönül bağı falan yok. Hiçbir zaman yok, olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Tarihsel olarak da olmadı hocam. Tarihsel olarak da olmadı. Evvelden beridir de büyük, yani bunu bilen, bunu şu yani Holodomor katliamının ne olduğunu bilmeyen birisi iddia eder bunu adam. 8 milyon kişiyi açlıktan öldürdü ya. Açlıktan öldürdü cezalandırarak bu adam. Neyse bitirdim, uzatıyorum, başlayayım. Estağfurullah. Netice itibariyle sorduğunuz sualin cevabı kanaat fakirhaneme göre şudur. Putin burada istediği kadar asker ölsün, istediği kadar toprak kaybetsin, isterse Donbass'ı da versin, Kırım'ı da versin. Mesele değil. Ukrayna'yı, soluna dönmüş olan Ukrayna'yı bu tarafa çevirdiği anda galiptir. Buradaki galip, yani indi mütalam olarak şöyle söylüyorum, yani kendi perspektifince galiptir. Çünkü adam diyor ki ben Avrupa Birliği'ne de NATO'ya da komşu olmayacağım hocam. Bu itibarla. Zaten Polonya ile komşu ettiniz. Bir de yukarıda Finlandiya ve İsveç dahil olurum NATO'ya dediği anda cıngar çıkartırım diyor. Bu kadar kuşatılmayı kabul etmiyor. Ve dönüp baktığımda gün sonunda ben hala aynı soruyu soruyorum. Evet, tenkitler açık. Yok yani tankların ortada kalıyor. Askeri teknolojin geri kalmış falan filan. Evet, çok batı kaynaklı haberler alıyoruz sahadan bu arada. Onu da söyleyeyim. Onların da ya münafığın tövbesi günahından beterdir. Biz bu adamların huyunu kendi memleketimizden biliyoruz. Bunların verdiği haberlerin ne kadar itimat edilir olduğunu da. Bu yorumlarımdan da Putincilik çıkarmasın kimse. Ben bunlara itimat etmiyorum. Bunu seviyor değilim. Çok iyiydi. Evet. Yani ben böyle mutlak bir kepazelik olduğu kanaatinde değilim. Gün sonunda şuraya bakacağız. Putin Ukrayna'yı bir yere çevirdiği anda hala Türkmenistan'ı kitlemiş, Kazakistan'da kazanmış. Yani işte mesela yani, asker vermedi Kazakistan. Hiç mesele değil ama netice itibariyle şeyi kendine çevirmiş. Yani paradigmayı orada kendine çevirmiş. Kafkaslar'da bir şekilde kazanmış. Paşinyan'ı imana getirmiş. Fransız dominyonu olmaktan Ermenistan'ı çevirmiş. Karadeniz'de bir yerlere gelmiş. Suriye'deki varlığını sürdüren, Libya'dan çıkmamış falan filan bir adam olarak gün sonunda kazanır. Kazanır derken bu bir mevzi zaferdir. Yani bu kısıtlanmışlığa karşı, yok bunu beceremezse çok zor günler bekleyecek Rusya'yı. Zaten bu yüzden bu bir ön alma harekatıdır benim açımdan Rusya'nın. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde biz Rusya'nın dağılmasını dahi izleyebiliriz. Böyle bir tabloyu dahi seyredebiliriz. En azından özerk cumhuriyetlerin bir kısmını koparak bir başka yere dönmesi suretinde. Şimdikine göre cesameti çok daha küçülmüş bir Rusya ile karşı karşıya kalabiliriz derim. Siz ne dersiniz Murat Hocam? Bu Putin kaybetti, yanlış bir hata yaptı, hesaplama hatası yaptı gibi söylemlerini çok duyuyoruz. Taceddin Hocam da değindi. Siz katılıyor musunuz? Niye bu söylemleri duyuyoruz? Öte yandan müzakerelerden siz bir sonuç bekliyor musunuz? Sondan başka müzakerelerden hiçbir şey beklemiyorum. Zaten ben değil, taraflar da beklemiyor. Yani Zelenski de söyledi. Biz hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü Rusya'nın masaya otururken söylediği ilk şey Ukrayna silahtan arındırılsın ve Ukrayna ordusu teslim olsun. Bir ülkeyle görüşüyorsunuz, bir ülkeyle ateş müzakere yürütüyorsunuz. O ülkenin bütün ordusunun terhis edilmesini istiyorsunuz. Bu artık bu saatten sonra ateşkes falan bunlar konuşulmaz ki. Yani teslimiyeti dayatıyorsunuz. Buradan bir şey çıkmaz. Ukrayna'da daha ilk gün masaya oturur oturmaz dedi ki Rus ordusu Kırım dahil bütün işgal ettiği topraklardan çekilsin. Doğal olarak buradan bir şey çıkmayacak. Fakat şu şeyi katılmıyorum. Yani Rusya bir tuzağa çekilmiştir Batılılar tarafından ve orada ikinci bir Afganistan'a dönüştürülecektir. Tezinin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Putin'in gelişi güzel günübirlik bir karar alarak böyle bir şeye gittiği
adeta deliye döndüğü ve çıldırdığı şeklinde Batı basında yer alan şeylerin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Her iki yorumunda yani her iki yorumu yapanların da Rusya'yı ve Putin'in Sovyetlerin dağılmasından sonraki süreçte özellikle Kuzey Kafkasya'dan başlayarak nasıl bir yayılma siyasetini güttüğünü bilmemekten kaynaklanıyor. Eğer onları bilmiş olsaydık, o noktaları takip edebilmiş olsaydık Putin'in nasıl bir akla sahip olduğunu görürdük. Kendisi de ifade ediyor zaten Rusya'nın sınırları yoktur diyor. Şimdi niçin yoktur? Çünkü 1991 Sovyetlerin dağılması, 1994 Çeçenistan'ın işgali. Kuzey Kafkasya'daki halkların tamamı işgal altındadır. İnguşetya, Çeçenistan, Dağıstan, Kabardin-Balkarya, Karaçay, Nogay stepleri, yani bütün Çerkezistan'ın tamamı, bütün Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bütün coğrafya zaten Rusya'nın işgali altındadır. Ne zamandan beri? 1999'dan beri. Yani Sovyetler yıkıldı, işte BDT kuruldu, Rusya gerçekten çok sıkıntılı bir ekonomik sürece girdi ama bütün bu işgaller 99'dan beri devam ediyor. Sonrasında işte Kırım'a geldi, ilhak etti. Batı hiçbir şekilde müdahale etmedi. Edemedi de. Donbas da aynı şekilde oldu. Hiçbir şekilde müdahale edemedi. Gürcistan'dan Abazya'yı, Güney Ossetya'yı kopardı Rusya. Tam Çeçenistan krizinin ortasında. Yine Batı herhangi bir şekilde müdahale edemedi. Rus orduları Tiflis'in önlerine kadar geldiler. Yine Batılı ülkeler hiçbir şey diyemediler. Suriye'ye indi. Hani Akdeniz'de sıcak denizlere açılmaz bilmem böyle şeyler söylüyorlar ya. Yani Rusya Suriye'deki Baas iktidarı olduğu günden beri zaten Akdeniz'de. Yani Lazkiye'deki limanlarda Rusya var. Yeni değil. 40 yıldır var yani. Bütün Baas, Arap dünyasındaki Baas iktidarları yani nasyonel Arap milliyetçisi olan seküler bütün yapılar zaten bu Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerle birlikte hareket ettiler. Bütün Orta Doğu'nun yani hem Irak'ın hem Suriye'nin ta güney yani Yemen'e kadar olan bütün Arabistan havzasında bu ülkeler doğrudan Sovyetlerin kontrolündeydi, etkisindeydi. Bütün ordularını yani besleyen, yetiştiren de Sovyet ordularıydı. Ellerindeki şu andaki bütün mühimmat zaten Sovyetler Birliği'nin sonrasında Rusya'nın elinde. Şimdi böyle bir dünya zaten var. Putin'i bu vaziyette yani Putin böyle bir yayılma siyaseti güderken nerede durdurabilirdiniz? Artık dibinize gelmişken durdurursunuz. Şimdi şu şeyi de doğru bulmuyorum. Efendim NATO burnunun dibinde NATO üyesi istemiyordu. Onun için artık yapabilecek bir şey kalmamıştı. Çünkü ama Estonya, Letonya, Litvanya 2004'ten beri orada ve NATO üyesi. Şimdi bütün eski Varşova Paktı üyelerinin tamamı NATO'ya girmek istiyor. Şimdi burada ne Amerikancılıkla ne Rusçulukla kimse kimseye itham etmesin. Niçin Leton halkı, neden Eston halkı? Ben Rusya'nın bir parçası olmak istemiyorum. Zaten 90 yıla yakın Sovyetlerin parçası oldum. Artık istemiyorum. Mesela Macar halkı için bile geçerli yani. Bulgar halkı için de geçerli. Biz Batı'nın bir parçası olmak istiyoruz. Niçin bunu söylüyor? Ya Ukrayna halkı neden Batı'nın bir parçası olmak istedi? Bu adam neden %73 oyla geldi? İkinci olan adam Poroshenko bile %20'den fazla oy aldı. O da Batı'nın yanında durmak istiyor. Niçin? Bu halklar bir şey görüyorlar yani vaziyeti görüyorlar. Çeçenlerin başına geleni görmüş. Gürcülerin başına geleni görmüş. Abazların başına geleni görmüş. Yani doğal olarak bu insanların, bu ülkelerin, Baltık ülkelerinin, Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı bir rezerv koymasının tabii gerçekçi nedenleri vardır. Ve bunların NATO'ya girmek istemeleri de gerçekçi nedenlere dayanmaktadır. Bunu görmemiz lazım. Peki neden bugün bir tuzağa düşmediyse Rusya, bir tuzağa düşmediyse bu vaziyet nasıl oldu? Putin 48 saat içerisinde Kiev'i alabileceğini düşünüyordu. Neticede Çeçenistan'dan getirdiği o paralı askerlere de zaten 500 bin ruble vermiş. 5400 dolara denk geliyor. Ve onlara söylediklerinde de demişler ki 2 günlük size bu parayı veriyoruz. Zaten 2 gün sonra Kiev'deyiz. Kiev'i aldıktan sonra size ikinci bir ödül vereceğiz demiş. Yani hani kendi askerlerini ve paralı askerlerini motive ettiği şey bu. 48 saatte biz bu işi bitireceğiz zaten. Evet. Amerika da 96 saat vermişti hatırlayacak olursanız. 96 saatte bu iş bitecek demişti. Ama Ukrayna halkı gerçekten ciddi anlamda direndi. Çünkü bu gerçeği görmediler. Batı da anlayamadı. Ukrayna halkı yani bu demografiyi anlayamadı. Rusya şunu yapıyordu. Her gittiği yerde müthiş bir öfkeyle, müthiş bir
saldırganlıkla giriyordu zaten mesela. Çeçenistan'a 400 bin askerle girdi. 1 milyon nüfus olan bir yere 400 bin askerle giriyorsunuz. Yüz ölçümü Balıkesir kadar olan bir yere giriyorsunuz yani. Ve 15 yıl boyunca 400 bin askerinizi Kuzey Kafkasya'da tutuyorsunuz. Zaten Rus ordusu bu mantıkla çalışıyor. Yani şiddet kullanarak, güç kullanarak, yani kimyasal bomba kullanın, her türlü şeyi kullanıyorsunuz. Suriye'de 217 defa kimyasal saldırı yapmış Rusya. Kimsenin bir şey dediği var mıydı mesela şimdiye kadar? Hiç kimsenin umurunda olmadı. Ta ki bu Putin öfkesi kendi artık kaçamayacakları bir noktaya geldiğinde bunu farkına vardılar. Ukrayna halkı eğer 96 saat o kritik saati geçmemiş olsaydı, direnişi devam ettirmemiş olsaydı emin olun Batı da destek falan vermeyecekti. Yani bu Stinger'ları falan göndermeyecekti. Çünkü ne gönderiyordu? Hatırlayacak olursak Almanya miğfer gönderiyordu yani. Değil mi? Poşet gönderecekti, cenaze poşetleri falan gönderecekti yani. Evet. O açıdan bugün bu kritik eşikten sonra bugün gelinen noktada Ukrayna halkının direnişine borçlu bugünkü konjonktürün bu noktaya gelmesi. Ben şunu söylemiyorum, hocama katılıyorum. Rusya o şiddetini, o ordusunun gücünü, öfkeseline yani öfkeyle hareket eden bu ordusunun gücüyle Ukrayna'yı yerle bir edebilir mi? Eder. Yani bütün şehirlerini işgal eder mi? Eder. Çok da uzun sürmez bu. Evet. Bu olabilir. Fakat şunu gördü. Yani hani burada Rusya'nın zarara uğradığı şey şudur. Artık bu güç kullanarak bir şeyleri değiştirebilme iradesinin siyaseti artık zarar görmüş durumda. Bu çok ciddi bir darbe aldı. Bundan sonra asıl tehlike başlıyor Rusya için. Çünkü artık eğer Ukrayna'da bu direniş bir süre sonra gerilla harbi şeklinde devam edecek olursa ki bunu oluşturabilecek argümanlar var. Tabii. Orada artık Kırım Tatarları var, Ukrayna milliyetçileri var. Hatta pek çok yerden gitmiş olan uzun bir süredir orada bulunan Çeçen direnişçiler var. Çok sayıda direnişçi grup var. Ukrayna halkıyla beraber bu gerilla harbi devam eder mi eder? Siz şimdi şu ana kadar 1000 Stinger göndermişler yani. Yani bakın Afganistan'da 79'da 50 tane Stinger'la Rus ordusu durduruldu yani. Evet. 79'da 89'da da mağlup oldu, çıktı gitti. Şimdi bu şey geriye dönebilir. Kuzey Kafkasya'daki halklara cesaret aşılayabilir. Baskıyla şu ana kadar sindirilmiş olan halklarda bir kıpırdanma başlar mı? Başlayabilir. Hatta bu mesele Suriye'deki direnişe bile etki edebilir. Çünkü artık Suriye'ye deniz trafiğiyle yani yolu da kapandığı için lojistik ulaştırma konusunda da Rusya ciddi bir şeye uğrayacak. Gücü akamete uğrayacak. Bütün bu sonuçları yakın zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Bağışlayın. Bir şeyi hatırlatalım hocam. Estonya ile Letonya ile Ukrayna'nın farkı, Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin tarihsel olarak Prusya toprağı olması, alma. Ukrayna ise Knezlik döneminden beri Rusya'nın üzerinde hak iddia ettiği bir şey. Yani onların dönmesine çok fazla gücenmiyor da bunlar çok içerliyor. Evet. Sizin ne dersiniz Mustafa Bey? Şimdi öncelikle müzakerelerden herkesin genel kanaatinin olduğu gibi çok bir şey beklemiyoruz. Ancak diğer taraftan hani ne olur, işte Putin ne yaptı konularına gelirsek, ben olaya nereden baktığımıza bağlı olarak bunun farklı değerlendirmeleri olabileceğini düşünüyorum. Yani öncelikle savaş bir stratejidir. Siz o stratejide bir hamle yaptığınız zaman yaptığınız hamlenin, harcadığınız enerjinin daha fazlasını karşıdan kazanmanız gerekir. Bunu yapmak anlamında Putin'in yaptığı aslında dünya artık Donetsk ve işte Donbas bölgesi dediğimiz bölgenin her an bir işte Rusya tarafından tanındı hatta sonrasında işte Rusya toprağı olabileceği konusunda herkes artık bunu kabullenmiş gibiydi. Ama Putin Kiev'e doğrudan bir saldırı yapınca yani Zelenski'yi düşürmek ve meclise ele geçirmek gibi konuşulan iddialar üzerinden bir hamle yapınca Batı'nın tepkisi, reaksiyonu çok yükseldi. Bir defa burada Putin kendi eliyle Batı'yı çok güçlü bir şekilde bir anda konsolide etmiş oldu. Bu Putin için attığı adımı karşısında bence maliyeti daha ağır bir hamle oldu Putin'e göre ve Putin açısından. Diğer taraftan savaş bir tercih değildir, istenilmez. Ancak mecburiyet tahtında gelir. Siz savaştığınız zaman muhakkak enerjinizi harcarsınız ve bu enerji kaybınızı dediğim gibi yani örnek veriyorum sizin sürekli sorunlu bir alanınız vardır. O sorunu bastırmak için bir şey yapmanızla
ortada halkın somut bir sorun görmediği bir alana bir savaş başlatıp burada enerjinizi harcamanız çok farklı şeyler. Yani bu noktadan baktığımız zaman Putin muhtemelen şunu düşündü. Yani ya yeni bir soğuk savaş dönemi bekliyor ve Putin'in malum yaklaşımlarını biliyorsunuz. İşte eğer birisi savaş olacaksa, bir mücadele olacaksa ilk yumruğu atan sen ol falan. Galiba bunu düşünmüş olabilir belki, bilemiyorum ama. Diğer taraftan stratejik olarak da işte Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantılarını kesecek hamleler yapması. Bunlar stratejik hamleler. Evet, Rus ordusu çok güçlü bir ordu. Ve belli hedeflere muhakkak ulaşacaktır. Ama bu hedeflere ulaşırken verdiği kayıplar bu hedeflere ulaşılmasına değecek midir tartışması konusunda ben değmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Rusya çok geniş bir alanda cepheleri var. Yani işte Afrika'da Rusya var, bugün Suriye'de Rusya var, Kafkasya'da işte Rusya olmaya çalışıyor. Benzer şekilde kendi içinde çok problemler, federatif yapıdan dolayı çok problemler var. Bunlar hepsi bastırılmış duygular olarak bekliyor yani belki. Yeni bir fırsat bulmayı bekliyor. Biraz önce hocalarımızın da kısaca bahsettiği gibi, değindiği gibi. Dolayısıyla yani diğer taraftan Batı'nın reaksiyonunun çok yükseldiğini gördük. Biraz önce Murat hocamızın söylediğini ek olarak gönüllü yabancı savaşçı girişine de kararname imzaladı bu konuda Zelenski. Bu da önemli. Yani lejyoner askerler gelecek, Rusya'ya karşı savaşacak. Dünyadan ne kadar bu tarz savaşabilecek asker varsa buyurun gelin diyorlar tabiri caizse. Yani Ukrayna bir savaş ringine dönüştürülüyor tabiri caizse. Ve burada ABD İngiltere tarafından olaya bakarsak bu sürecin en çok kazananı onlar. En az maliyetle Rusya'yı en çok zayıflatan bir süreci inşa etmiş oldular bir nevi. Yani kışkırttıklarını da ben kabul ediyorum açıkçası, benim kanaatim. Bu nedenle ciddi anlamda kışkırttılar yani. İşte biz Ukrayna'nın yanındayız ama işte yanındasınız ama nasıl yanındasınız, yoksunuz. Yani bir defa Ukrayna NATO ülkesi değil. Tabiri caizse onların kümeslerindeki tavuğa kimse kış demiyor. Dolayısıyla problem etmiyorlar NATO üyesi olmadığı için. Ve burada dediğim gibi Amerika ve İngiltere bu süreçten en çok faydalanan aktörler. Diğer taraftan işte Almanya ve Fransa açısından bakarsak, Avrupa ülkeleri açısından bakarsak, onlar ticari ilişkileri bakımından, gaz, enerji ilişkileri bakımından bu süreçten olumsuz etkileniyorlar. Şu an mali olarak gaz ücretlerinin, doğal gaz ücretinin ciddi anlamda arttığı. Evet. Sonuçta siz yakınınızdaki ülkelerle ticaretiniz yoğun olur. Onlarla ilgili de ticaret konusunda da problemler var. Uçuş sahasını kapatıyorsunuz. Yani bunlar Avrupa'yı olumsuz etkileyecek şeyler ama Amerika ve İngiltere'yi çok da fazla etkileyecek şeyler değil. Biraz daha onlar mesafe olarak uzaklar olaydan ve kendilerini çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla hani bu açıdan bakarsak eğer bu iş, bu savaş bir NATO-Rusya rekabeti ise NATO buradan çok karlı çıkacak gibi gözüküyor şu aşamada. Ama eğer Putin'in dediği gibi Putin tehdide karşı engellemeye yönelik bir ön alıcı hamle yaptıysa bunu belki belli ölçüde başarabilir ama şu an sahadan gelen bilgiler işte 96 saatlik 120 saatlik direnişi Ukrayna halkının ve ordusunun abi bunu çok dikkat almayanlar var ama her taraftan da bilgiler geliyor açıkçası. Ben dikkat alınması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreç Ukrayna halkı açısından belki çok yıkıcı bir olay. Ama Rusya açısından da ciddi zararlar verecek bir sürece doğru evriliyor diye düşünüyorum. Evet, bu arada NATO demişken bir süre konuştuk hani üye olur mu NATO'ya derken bu olaylarla imkansız hale geldi ama şimdi de AB üyeliği gündemde Ukrayna'nın. Buna ne dersiniz Taceddin Hocam, mümkün mü sizce? Ama aday olabiliyormuş bildiğim kadarıyla, bugün karıştırdım biraz, hemen üye olamıyormuş yani, ama aday oluyormuş şöyle, en azından. Şu an Ukrayna resmi olarak savaşta değil. Her ne kadar dün Birleşmiş Milletler bunu böyle tanıdığını söylese de bu biliyorsunuz hukuk dediğiniz şey sakız gibi bir şey. Bu tarafa çekersen uzuyor, bu tarafa çekersen kısalıyor yani. Onun bir yolunu bulurlar ile işareyle ama benim kanaatim bu ikisinin de birbirinden farklı yapılar olmadığı Rusya açısından. Yani Rusya'yı birisinin birisinden daha fazla, tabii ki NATO bir de Amerika'nın dehaletiyle bir başka şey ama Avrupa Birliği de Amerika'dan o anlamıyla Rusya'yı rahatsız etme anlamında çok da farklı olacağı kanaatinde değil. Bir şeyi söylemekte fayda var. Burada Avrupa Birliği dediğiniz şeyin Rusya'yı NATO'dan belki de daha fazla rahatsız edecek olan tarafı, Avrupa Birliği'nin kendi içinde oyunu NATO'ya göre farklı bir kurallar silsilesiyle oynaması. Yani NATO dediğiniz yeri geldiğinde bir 5. sayfa haberine dönüşebilecek aksiyonlar yapar uzun süredir eğer bir harp yoksa.
Ama Avrupa Birliği dediğiniz zıkkım öyle bir zıkkım ki toplumların, insanların, toplumların hayatının her noktasına sirayet eden işler ile uğraşıyorlar. Biliyorsunuz yok bir müktesebat, bir kanun, bize bir İstanbul Sözleşmesi, bir bilmem ne olarak dönüyor. Aylarca, yıllarca memleketinizi meşgul eden şeyler. Bu bakımdan ben Avrupa Birliği'nin NATO'dan daha masum bir anti-Rus pozisyonlanma olacağı kanaatinde değil. İkincisi, demin hocam söyledi, ben de şimşek çaktı, hiç aklıma gelmemişti. Yani sizden kopya çekerek devam edeyim müsaadenizle. Ya, hakikaten İkinci Dünya Savaşı sonrası paradigma değişti. Bu da nasıl değişti? Bir, İngiltere bir şeyi fark etti. Dedi ki ben eskiden Hindistan'ı, ne bileyim işte Afrika'daki bir takım sömürgeleri falan gönderiyordum, lejyonları. Burada asker tutuyordum ve zapt ediyordum. Can mı dayanır yani? Para mı yeter? Adam mı yeter? Nereden bir de bu kadar? İçeriden de tepki. Dedi ki ben bu işten vazgeçiyorum. Idi Amin gibi manyak buluyorum birkaç tane. İçeride kendime Fransa hakeza, mesela Kongo'yu nasıl yönetiyor Belçika diye bakıyorsunuz, aynı şey. Neticede kendine peyk bir takım figürler bulup peyk bir devlet yaratıyor kendine. Peyk ne demek diyecekler, aklı gelmedi. Ne Türk şeyi? Uydu. Uydu devletler yaratıyorlar. Şimdi tweet atmaya başladılar. Peyk dedi falan diye. Benim böyle bir kaderim var. Uydu devlet yaratılıyor. Şimdi Rusya'nın şu gittiği politikanın şöyle irreal bir tarafı var. Hadi aldın kazandın savaşı. Aldın kazandın savaşı. Burayı da kendine çevirdin. Putin gibi muktedir bir adam da var. Bir sürü oraya bir iktidar da koydun. Yani gidince ne olacak? Yarın. Hayır, gitmeden de ne suretle, ne süreyle bunu dönüştürebileceksin? Yani Maşa çizgi filmiyle, Sputnik'le falanla filanla, Yandex'le ne kadar götürebileceksin bu işi? Karşındaki çok devasa bir argümanla, devasa bir teklifle geliyor. Ve şeye dikkat edin hocam, ben yayınları izlemeye devam et, dikkat ediyorum. Geçenlerde... Televizyonda yok gerçi ya, şeyden bakıyorum internetten. Sürekli olarak Ukrayna makamlarından yetkililerin, Ukraynalı diplomatların, Ukraynalı akademisyenlerin, demek bu orada bir diskur olarak yerleşmiş, bu bir medeniyet savaşıdır diyor. Tabii. Medeniyet savaşı ifadesi çok yerleşti. Biz Batılı medeniyeti olarak Rus medeniyetine karşı çıkıyoruz. Tabii bu bir dual akıl. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte çok yerleşti. Akabinde bir adam çıktı, çocukları için bir masal yazdı Tolkien isminde. Bu Tolkien'in masalları kitaplaştı. 1960'larda fırtına gibi esti Avrupa'da. 1990'ların sonunda Türkçe'ye çevrildi. 2000'li yıllar bunların filmleriyle gitti. İki medeniyetin savaşı. Huntington diye bir adam çıktı. 1980'lerle birlikte medeniyetlerin çatışmasından bahsetti. Dolayısıyla bir dualite var ya... Bu dualitenin mantığımız hepimizin mantığına yerleşti. Bu yani biraz şey oldu, kusura bakmayın. Ama çok Aristocu yetişiyoruz zaten hepimiz. Bir şey ya iyi ya kötü, ya siyah ya beyaz. Evet. İlkokuldan itibaren böyle bir mantıkla büyüyoruz. Ya burada bir eğer bad guy bulunacaktıysa, kötü çocuk bulunacaktıysa, Putin çok iyi bir teklifle çıktı ortaya. Şimdi burada Putin'in rahatsızlıklarını sıralarken... Putin'i haklı görmüyorum. Hani şimdi öyle tenkitler gelmiş. Mesela şu örneği verelim. Hitler Çekoslovakya'ya girdiğinde o kadar haklı bir adam olarak girdi ki, Versay Anlaşması'nın şartları nefes aldırmıyordu Almanya'ya. Sizle mi uğraşacağım ben dedi. Yani haksızlık bu ve bütün dünyada dedi ki tamam şunu biraz gevşetelim. Bu adam haklı bir çıldırmayla çıldırdı. Münih Konferansı'nda adamı gevşetmeye çalıştılar. Hitler haklı bir noktadan başladı. Ama yaptığı iş nahaktı neticede. Yani Polonya'daki şu bu falan filan ardından... Ayrıca halkların desteğini de alarak ilerledi yani. Aynen. Şimdi bakıyorsunuz Putin'in evet haklı rahatsızlıkları olabilir. Bu ayrı bir mevzu da şimdi yanlış anlaşılıyor diye bu şeye girelim. Korka korka konuşuyoruz. Korka korka konuşuyoruz. Ya şu mevzuda bile memlekette, şu mevzuda bile yani hakikaten bir tımarhanedeyiz ya. Şu mevzuda bile Putinciyim arkadaşlar. Ben bazen şey diyorum, böyle gerçekten hepimizin topluca terapiye ihtiyacı var. Evet. Ülkece yani tek tek. Evet, şunu söyleyelim ve bitirelim.
Putin'in rahatsızlıklarının ben son derece haklı rahatsızlıklar kendi zaviyesinden olabileceği kanaatindeyim. Fakat hocamın sorduğu bir soru var. Bu da şu. Bütün adaletsizliklerine, kapitalizmin bütün namussuzluklarına, şımarıklıklarına, onları köleleştirmişliklerine rağmen bakın 3 ayda bir Bulgar Avrupa Birliği'ne girmeden girer Avrupa'ya temizlik işçisi olarak, kanalizasyon işçisi olarak çalışır, gelir tekrar döner. 3 ayda bir giriş çıkışını yapar. Bu adam niye memleketinde memur olmak yerine bunu yapıyor? Yani neden Ukrayna Rusya ile birlikte başka zenginlikleri paylaşıp başka bir alternatif yoldan gitmek yerine batıya önünü dönüyor? Bu mühim bir soru. İşte istediğiniz kadar haklı olun. Bir noktada demek ki hocam yapmanız gereken bir şey var. Bu da işte biraz beberyen bir söz ama bence mühim. Zamanın ruhuna uygun davranacaksınız. Rusya şu anda ortaya koyduğuyla da bundan evvel ortaya koyduğuyla da Kafkaslar'da vesaire yerlerde kusura bakmayın zamanın ruhunu ıskalıyor. Bu 19. yüzyıla ait bir şey olabilir. Yani siz bir çar olmak istiyor olabilirsiniz ama 21. yüzyılın çarı oldunuz Putin. Deli Petro öldü. Deli Petro'nun zamanı da öldü. Murat Hocam siz ne dersiniz? Hem AB, Ukrayna'nın AB üyeliği meselesiyle ilgili hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu konuda açıklamaları oldu. Destekliyoruz. Olsun AB üyesi ama Türkiye ne zaman gündeme gelecek? Evet. Savaş çıktığı zaman mı gibi bir ifadesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani AB'ye üyelik, NATO üyelik bu dediğiniz gibi hani yani uluslararası hukuk denen şey öyle bir şey ki hani onun için Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür deme ihtiyacı hissediyor. Değil mi? Şimdi bu mevcut hukuk sistemine ne zaman ihdas edildi? Galiplerin hukukuyla. İkinci Dünya Savaşı'nda kim galip olduysa o galipler geldiler. İşte Birleşmiş Milletler'in bu Güvenlik Konseyi dediğimiz 5 daimi üyesi dediğimiz şeyi oluşturdular. O açıdan oraya hani bu kafa NATO'ya da alır, AB'ye de alır, AB'den de çıkartır, cezalandırır da bütün bunları yapabilir. Yani o açıdan uluslararası hukukun böyle teorik bir zemini falan yok. Şu hukuk uygundur, bu değildir falan değil. Çünkü bugüne kadar biz son 30 yıl içerisinde İslam dünyasında Afganistan'daki işgallerde, Irak'taki işgalde, bakın Irak işgali bile ne diyorlar? Kendileri girdiler, işgal ettiler, işte biyolojik nükleer bilmem ne kimyasal silah var dediler. Kendileri dedi bunu, Colin Powell dedi yani. Sonra işgal ettiler, yok ettiler, 1 milyona yakın insanı katlettiler. Yani Ebu Garip denen bir korkunç faciayı yaşattılar bu o ülke insanına. Sonra dediler ki yokmuş. Değil mi? Kimyasal silah bulamadık. Meğer yokmuş. Pardon. Ya uluslararası hukuk böyle bir şey. Ama giderken 48 tane ülkeyle gitti ABD. Yani hani ABD'deki George Bush'un gözü dönmüşlüğü, vampirliğinden falan kaynaklanmıyor sadece. 48 tane de ülke onunla beraber gidiyor. O da kendince onun hukuki olduğunu düşündü yani işgalin. Afganistan'ın işgaline sadece ABD gitmedi ki. 52 tane ülke gitti. 600 bin askerle girdiler Afganistan'a ilk başta. Şimdi o açıdan hani bu söylediğimiz şeylerin hepsi havada olan şeylerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey doğru. Türkiye yıllardır AB'nin kapısına bekletiliyor. Habire bir şeyler dayattılar. Şunu da geçirin, şu normları da gelin, şu hukuki, işte şunlarınız var, bunlarınız eksik. Etnik milliyetçilik yok, kavmiyetçilik yok, bilmem mezhep bilmem ne. Bir sürü şey dayattılar yani. Türkiye'de işkence var, şu var, bu var. Hepsini dediler. Ama bugün Ukrayna kapının artık hani çıkacak bir nokta kalmadığını görünce AB'ye de üyeliğe başvuruyor. NATO'nun da içerisine girmek istiyor. Olabilir, doğru. Yapılabilir. Burada bir ikiyüzlülük var. Zaten bizim insanımızı da bugün sosyal medyaya baktığımızda da hani kimisi Rusçu hareket ediyor, kimisi işte ABD'ci falan gibi hareket ediyor ya. Burada aslında bu ikiyüzlülüğe tahammülsüzlükten kaynaklanıyor. İnsanımız da Irak'ta, Afganistan'da Müslüman halklara yönelik bu kadar büyük vahşet yaşanırken bu kadar Batı'nın kayıtsız kalmasını bir türlü içlerine sindiremiyorlar ve şu anda neredeyse yani diyorlar ki Ukrayna Zelenski yanlış şeyler yaptı, tahrik etti. İşte bu gelen haberlerde yanlış, Putin o kadar da çok ezilmiyordur. Ordusu o kadar da büyük bir şeye, niçin bunu söylüyor? Rusya'yı çok sevdiği için falan değil. Bu ama ikiyüzlülüğe tahammül edemiyor insanımız. Onları anlayışla karşılıyorum ama bence tabii ki Rusya Putin'in diktatörlüğüne karşı çıkmak hiç kimseyi Amerikancı falan yapmaz. Zaten burada o kadar temel bir yerde ayrılıyoruz ki biz.
Hem birincisi burada Müslüman aklının ortaya çıktığını ve nasıl bir ahlaki disiplinle ortaya çıktığımız, yani bütün dünyaya bunu gösteriyoruz. Bizim için doğulu ya da batılı emperyal bir güç yoktur. Biz bütün emperyal güçlere hangi coğrafyada olursa olsun ve hangi sayıkla ortaya çıkarsa çıksın, biz halkların iradesini içe sayan hiçbir emperyalizmi doğru bulmayız. Yayılmacılığı reddederiz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 15 yıldaki o bağımsızlaşma siyasetinin geldiği nokta bu. Türkiye bunu söylüyor. Ne diyor? Diyor ki Rusya'nın Kırım'ı ilhakından başlayarak bu yayılma siyasetini ve işgal politikasını doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Ancak Rusya ile komşuluk ilişkilerimizi kesmeyi de uygun bulmuyoruz. Evet. Bu ince çizgi ne yazık ki yani AK Parti tabanı, MHP tabanı, Cumhur İttifakı'nın tabanı muhafazakar sosyolojinin de çabucak anlayabileceği bir şey değil. Kolay değil. Şey değişiyor çünkü. Bakış açısı değişiyor. O siyahla beyaz olarak dünyayı değerlendirme şeyinin ötesine geçtik. Evet. Dünyada artık mesela paktlar yok. İşte daha önceki gibi sürekli dünyayı böyle anlatmaya gayret ediyorlardı. Batı bloğu, Doğu bloğu. İşte bu tarafta olursanız diğerine düşman olmalısınız. Hayır, öyle de değil. Artık küresel güçler değil. Bölgesel aktörler var ve Türkiye onlardan biri. Türkiye'de bölgesinde bir güç. Pakistan kendi bölgesinde bir güç. Hatta Afganistan artık güçlenen bir şeye dönüşüyor. Amerikan işgalcilerini yenmiş bir Afganistan, Pakistan'la beraber Asya'nın ortasında bir şeye dönüşüyor. Bir alternatife dönüşüyor. Pakistan da dönüşüyor. Bu tarafta Nijerya bir alternatife dönüşüyor. Yani en fazla sömürgeciliğin mağdur ettiği Nijerya, petrolün bulunmasıyla beraber ciddi anlamda ekonomik olarak kalkınıyor. Afrika'nın ortasında bir meydan okuyan ülkeye dönüşüyor. Rusya'nın doğal gazının mesela Batı ülkeleri eğer bu şeyi devam ettirirse Rus doğal gazına alternatif arayacaklar. Ve nereyi buluyorlar? Kuzey Afrika'da Cezayir doğal gazı diyorlar. Tabii. Aynı tarihte Cezayir bir şeye dönüşüyor, aktöre dönüşüyor. Fransa'ya diyor ki hayır diyor, siz Mali'deki operasyonlar için bizim hava sahamızı kullanamazsınız diyor. Mali diyor ki hayır artık Fransa'ya. Diplomatların çek git diyor. Bu ülkede bulunamazsın diyor. Mali diyor bunu. Küçücük. Afrika ülkesinden bahsediyoruz yani. Tuz ülkesi. Evet. Şimdi bu artık dünyada öyle bloklar yok. Batı'nın bloku yok. Doğu'nun bloku yok. Soğuk savaş bilmem nesi falan, bunlar yok. Artık bölgesel aktörler var. Çünkü artık dünyanın her yerinde farklı enerji kaynakları var. Eğer enerji kaynaklarınız bağımsız bir siyasi iradeyle birleşirse o zaman bambaşka bir dünya olur. Türkiye bunu tam aralığında, Türkiye'de 15 yıldır güçlü bir bağımsız siyasi irade var. Darbelere meydan okuyarak gelen ve enerji kaynaklarına ulaştığında ki bu doğalgaz arama faaliyetleriyle, o zaman Türkiye gerçekten kendi bölgesinde çok ciddi bir güç olacak yani. Evet. Ben şeyi de söylemek lazım. Evet, böyle bir savaş çıkarsa kimse istemez. Sulh, hayır yani biz Müslümanız. Hayır, sulhte hiç şüphe yok. Fakat madem çıktı, iki belanın da mümkün mertebe yıpranarak çıkmasını isteriz. Rus'un da ötekinin de. Fakat buradaki sıkıntı şu hocam. Rus'a karşı yıpranan bir Amerika, İngiltere, Fransa falan değil. Ukrayna, mazlum Ukrayna halkı yani. Burada evet. Yıpranan bir Amerika olsa evet, girsinler birbirlerine. Canları cehenneme deriz. Putinciliğinde, kısmi Putinciliğinde hadi biraz da o vursun demenin bir manası olur ama yok. Burada mazlum Ukrayna halkı var. O yüzden hani böyle bir pozisyon söyleyeceksek birinci hasmımız bu mevzuda adalet namına Putin. Şüphe yok. Sizin dersiniz Mustafa Bey. Şimdi öncelikle Türkiye'nin kendine özgü bir bakışı olmak zorunda. Yani neden olmak zorunda? Coğrafya da bunu gerektiriyor. Biz bugün bir tarafı seçtiğimiz zaman diğer gün, ertesi gün, ilerleyen zamanlarda seçtiğimiz tarafın karşı tarafından bir tehditle karşılaşmayacağımıza emin değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Yani bu reel politikte de böyle. Diğer taraftan bunu Türkiye'nin ilkeli politikası, yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde bir tavır takınıyoruz. Bununla birlikte bu savaş çıkmasın diye Türkiye elinden geleni yaptı. Evet. Yani böyle bir noktada bu savaş çıkmasın diye elinden geleni yapmışken niye kendine zarar verebilecek bir tarafı tercih etmek zorunda kalsın ki Türkiye? Ki başından yani bu stratejik bir tercih de olmaz. Diğer taraftan işte
zaten devlet nezdinde pek çok açıklamalar yapılıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı işte bir işgal hüviyetine büründüğünü, işte buradan çekilmesi gerektiğini Rusların vesaire söyleniliyor ama bu onların arasında Türkiye'nin o kadar çok çaba sarf ederek olmasını istemediği bir savaşta Türkiye savaş alıp da yarın bu maliyeti neden yüklenmek zorunda kalsın ki yani işte İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklaması var mesela. Biz işte şey yaparsak, Ukrayna'ya uçuşa yasak bölge ilan edersek bu defa Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelme riskimiz var diyor. Yani onlar bu kadar savaş olsun diye tabiri caizse yaptırım kararları ve Ukrayna'ya destek açıklamaları yaparlarken Türkiye'nin neden bir tarafı seçmek zorunda olsun? Yani bu noktada hep değerlendirmeler ya Avrasyacı bakışla ya da Atlantikçi bir bakışla değerlendiriliyor ama iki tarafında bizim için riskleri ve fırsatları var. Biz bu riskler ve fırsatlar arasında bir denge politikası sürdürmek durumundayız. Bunu yaparken de yani 15 Temmuz sürecinde bizim Atlantikçilerle bir yeni bir dengelenme sürecimiz yaşandı. Ve bu süreçte Rusya ile ilişkilerimiz gelişti ama Rus tehdidi de bir taraftan çevremizde çok da genişledi. Evet. Şimdi bu buna bir fırsat doğuruyorsa, bu fırsatı da Rusya'ya karşımıza almadan kullanma araçlarımız varsa bu araçları sonuna kadar kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ama kesinlikle Rusya ile bir problem yaşamayacak şekilde. Zaten şu anda aslında bunu yapıyoruz. Hatta yani verdiğimiz destekler ölçüsünde belli ölçüde bazı şeyler yapılıyor. Ama bunlar açık bir taraf olmayı gerektirmiyor. Türkiye bu konumunu koruyacak diye düşünüyorum ben bu anlamda. Bir şey ilave edebilir miyim? Tabii buyurun hocam. Şimdi bir harita paylaşıyorlar. Türkiye'nin etrafındaki Amerikan üslerinin haritasına böyle bir işte kuşatma var diyor. Bunu Avrasyacı işte hocamızın ifade ettiği kişiler paylaşıyor. Yunanistan'dan başlıyor. Bütün güneyden devam ediyor. Akdeniz'deki üsler falan. Aynı şeyi emin olun NATO'cular da başka şekilde paylaşırlar. Çünkü Rusya'nın da üsleri Ermenistan'dan başlıyor. Aşağıda Suriye'de, Laskiye'de devam ediyor. Libya'da Hafter güçleriyle devam ediyor. Yani Türkiye iki kuşatma olarak değerlendireceksek bu meseleyi, Türkiye iki güç tarafından da kuşatılmış olabilir. Ama meseleye öyle bakmak doğru değil yani. Türkiye ikisinin de aslında dışında, ikisiyle de mücadele eden, kimi yerlerde de ikisiyle de hasım olan bir noktada. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile hasım olmadığını söyleyebilir miyiz? Suriye'de biz harekat düzenledik, askeri harekat düzenledik PKK'ya karşı. Nerede durduk? Rus askerinin olduğu yerde durmak zorunda kaldık. Yani devam etmedik. Libya'da hocam. Libya'da aynı şekilde Trablus hükümetini destekledik. Hafter'i kim destekledi? Rusya Wagner'i kim nerede getirdi? Bizim karşımıza getirdi. Yani orada bugün PKK açıklama yapmıştı. Duran Kalkan sanırım açıklama yapmış. Ne diyor? Biz ABD'ye karşı çıkmak durumundayız. Onlar emperyalist diyor. Biz Putin'in yanında olmak durumundayız diyor. Yani bir de böyle trajikomik şeyler de var yani. Hani onlar da örgütler de o günkü menfaat şeyine çıkar durumuna göre bakıyorlar. Hangi tarafta bulunmaları gerekiyorsa orada bulunuyorlar yani. Şimdi böyle bir gerçekliğimiz var. Türkiye sadece PKK'ya binlerce tır destek veren ABD ile hasım olacağız. Ama aynı zamanda PKK'nın hamisi olan bir de Rusya var. İki tane Rus şehrinde PKK'nın PYD'nin ofisleri var. Petersburg'da şu anda PYD'nin ofisleri var. Moskova'da var. Şimdi böyle bir gerçek var. Ne yapacaksınız? Yani hani Türkiye iki tane hasımla mücadele ederken evet, ikisine de düşmanlık göstermeden ikisiyle de ilişkilerini sürdürebilen bir pozisyonda olmak evet, durumunda. Bu arada Kiev'de tekrar siren sesleri duyulmaya başladığı bilgisi geldi. Günlerdir yankılanıyor. An itibariyle tekrar başladığını duyuyoruz. Kiev geliyor ekranlarınıza. Hocam şeyi hatırlamak lazım. Bir manyak çıktı. Cezar Ahmet Paşa'mımızın kapısına kadar dayandı Akka Kalesi'nde. Oradan gerisin geriye gitti. Buna Napolyon dendi. Ordusuyla geldi, saldırdı bize. İngiltere'nin girmediği bir şey yok bize karşı. Hata kabahat. Bunlarla birleştik, Sivastopol'da Ruslara saldırdık. Sivastopol Harbi, Kırım Harbi'nde. Niye saldırdık? Tarihsel olarak en büyük darbeyi yediğimiz harplerden biri, belki de en birincisi 93 Harbi'ndeki şeyimiz, muarızımız. Şimdi biz tarihin nasıl evrildiğine, nasıl döndüğüne, nasıl devrildiğine bu şeyimizde, sergüzeştiğimizde, bugüne nasıl geldiğimizde baktığımızda aslında Rusya'nın da bizim düşmanımız olduğunu tarihsel olarak
radikal konuşalım. İran'ın da belki ondan da daha büyük düşmanımız olduğunu hiç şüphe yok. Tarihsel. Tarihsel. Hatta günümüzde de böyledir. Yani düşman değildir, rakiptir şu anda. Düşman olması için başka bir çatışmaya girmeniz lazım. Ama bu düzelmemiştir. Bu para bir başka yere evrilmemiştir. Çıkarlarımız çünkü çatışır. Ve Batı'nın da hakeza. Şimdi biz bugüne kadar zaten bu yumurta küfesini bunlar arasında bir denge güderek getirdik. Yani günümüzde de bir başka şey yapacak halimiz yok. Bu bakımdan hani günümüzde şöyle bir avantajımız var. Bu da şu, eskiden tutarsızlık olarak okunuyordu ama günümüzde uluslararası ilişkiler literatürü bize başka bir gerçeklik hediye etti. Bu da kompartıman teorisi diye bir şey çıktı ortaya ve bunu bir tek yapan biz olsak diyeceğiz ki ulan amma pragmatik adamız. Devletler çıkarlarını kompartımanlara ayırıp bir devletle burada işbirliği yaparken diğer bir devletle burada, aynı devletle burada çatışırlar. Ve kimse de demez ki kardeşim şurada bana sıktın, burada işbirliği yapmayalım. Hep aynı örneği veriyorum ama bence çok güzel bir örnek. Aynı gün öğlen vakti Libya'da bizle çatıştı Fransa ve Rusya karşımızda olarak. Aynı gün öğleden sonra ikindine doğru Mali'de birbirlerine sıktılar. Düğün basıldı falan dendi ama herkes biliyor ki oradaki bir Rus-Fransız çatışmasıydı. Dolayısıyla gün sonunda varacağımız nokta katiyen şu olacak gibi görüyorum ben. Türkiye bu işin sonunda nasıl bir şey olacağına yönelik bir yorum yaparak sahaya çıkacak ve kendi yolunu takip edecek. Sıkıntı şu olabilir. Sadece şunu söyleyelim. Süreç sonunda çok zayıf çıkan bir Rusya bizi uçak krizi sonrası pozisyonumuza sürükleyebilir. Neydi o? Uçak krizi sonrası biz çok Amerikancı bir yere savrulmak durumunda kalmıştık. Yani özellikle bu Rusya'nın çok zayıflaması ve bu Dede Ağaç'a kadar, o sizin söylediğiniz Kıbrıs'tan Dede Ağaç'a kadar hilal şeklinde gelen Amerika bizi bir başka şekilde baskılayabilir. Elbette bir askeri baskı olmaz. Ama enstrümanları çok işte. Trump bir tweet attı, çanımızı ot tıkadı hocam. Tabii. Çanımızı ot tıkadı. Bu bakımdan yani Rusya'nın... Yani iki küresel gücün de eşit oranda zayıflamasını istemeliyiz yani mümkünse. Tabii yani bir de hayır bildiğinizde şer bildiğinizde hayır demek böyle bir şey aşağı yukarı. Yani biz canı çıksın Rusya'nın inşallah yıkılsın gitsin derken dünyayı dengeleyen yani... Tezek böceğini yaratan Allah'ın bir muradı varsa Rusya'ya bu gücü veren Allah'ın da bir muradı var. Burada bir dengeleyici fonksiyonu var bu adamın. Bu adamın inkıraza uğraması, Sovyetler Birliği çöktü bak başımıza neler geldi. Bunun yükselmesinde bir dengeleyicilik var. Dolayısıyla diğeri bir miktar gerilemeden bu adamın bu kadar masif gerilemesinin dünya dengeleri açısından çok iyi bir şey olmayacak kanaatindeyim ben. Bizim için de iyi bir şey olmayacak kanaatindeyim. Peki dünya dengeleri demişken Murat Hocam hani hep söylüyoruz ya sürekli işte yeni dengeler kuruluyor, yeni bir dünya düzeni var. Tam olarak nedir bu dünya düzeni, nasıl bir denge kuruluyor ve değişimin tekabül ettiği nokta neresi? Nerede başladı? Evet şimdi tabii bunu... Çok büyük bir soru. Öyle çok büyük bu kadar büyük bir felsefeden çıkacağız. Cevabını verebilirim. Ne öyle bir şeye hocam destek atar. Yani verebilecek bir şeyim, donanımım var elbette ama ben görebildiğimi söylüyorum sadece. Bu küresel dediğimiz bu küresel güçlerin gerçekten biraz daha zayıflaması ve Türkiye bugünkü izlediği siyasette başarılı olabilmesi, bu denge siyasetinde başarılı olabilmesinin tek yolu bu güçlerin biraz daha mümkün olduğunca zayıflayabilmesinden geçiyor. Yani neden nasıl zayıflayacaklar? O zayıflama bize neler katacak mesela? Biz mesela şu anda Suriye'de ciddi anlamda bir varlık gösteriyoruz ve PKK ile mücadelemizde bu çok önemli bir nokta. 1 milyona yakın insan Suriye'de yani hayatını kaybetti bir mezhepçi, bir diktatörlük rejimine karşı. Ve bu da 11 yıldır hala bitmeyen bir şey. Hala insanlar naylon çadırlarda yaşıyor, 5 milyondan fazla insan. Buradaki sürecin değişebilmesi, artık normale dönebilmesi, orada yani hiç olmazsa daha demokratik tırnak içerisinde bir rejimin kurulabilmesi, bölgede Rusya'nın özellikle de Suriye sahasında zayıflamasından geçiyor. Eğer Suriye 2015'te bölgeye müdahale etmemiş ve bu kadar korkunç saldırılara Suriye halkını yıldırmamış olsaydı, biz bugün Suriye'de çok kısa sürede Esed rejiminin yıkıldığını görebilecektik. Hocam bahsetti. İran'da mesela bu yönüyle
tarihsel işte Kasr-ı Şirin'den beri bir savaş yapmıyoruz İran'la ama bir yandan da bakıyorsunuz Lübnan'da Hizbullah eliyle Türkiye'nin aleyhinde. Irak'ta 2003'te Saddam'ın devrilmesinden beri ta Abbasi hilafetinden beri Sünni olan bir Irak 2003'ten beri ABD işgaliyle beraber İran'ın kontrolüne geçmiş durumda. Lübnan'da aynı şeyi görüyorsunuz, Irak'ta aynı şeyi, Yemen'de aynı şeyi görüyorsunuz. Bunların da bir evet burada gerçekten bir Türkiye'li olarak, bir Müslüman olarak şunu söylüyorum. Bunların zaafa uğraması lazım. Bunlar zaafa uğramadığı sürece bölge halklarına huzur yok. Bu ABD'nin de zaafa uğraması gerekiyor. Ben şimdi bütün bunları söylerken 1 milyon Iraklı'nın katili ABD'yi herhalde hoş görecek falan halim yok. Ya da Afganlı'nın evet. 250 bine yakın Afganlı'yı katleden ABD'nin. Ama bu güç dengeleri içerisinde bunların zayıflaması şart. Başka yolu yok. O açıdan bugün Ukrayna meselesini biz konuşurken nerede durmalıyız? Kim haklı sorusu yanlış bir sorudur. Bir kere birinci soru bu. Kim haklı sorusu sorulmaz. Bu soruyu Irak'ta sordunuz mu? Mesela insanlar Irak'taki meseleyi konuşurken Saddam Hüseyin haklı mı? Yoksa işte George Bush mu haklı diye mi sordu? Hayır, onu konuşmadık hiç. Bu konuşulmadı. Evet. Öyleyse burada da o soruyu sormayalım. Kim haklı sorusu yanlış bir soru. Rusya işgal etmekte yanlıştır. NATO'ya girmek için iradesi, Ukrayna halkının iradesi ise o da bizi alakadar etmez. Evet. Bizim açımızdan bakış, biz böyle bakmak durumundayız Türkiye'den baktığımızda. Ama biz şununla bakıyoruz, yani tarihi hafızamızla bakıyoruz. Rusya burada zaafa uğramalı mı? Evet, zaafa uğramalı. Çünkü Rusya zaafa uğrası, Kafkasya'da rahatlayacağız. Rusya eğer biraz zafiyet göstermemiş olsaydı biz Karabağ'da bu şekilde ilerleyemezdik. Evet. Ya da Ermenistan Rusya'yı da dikkate almayıp Fransa ile bu kadar yakın ilişki içerisine girmemiş olsaydı, Putin'in gadrini uğramasaydı biz Karabağ'da ilerleyebilir miydik? Küresel güçlerin biraz zaafı olmalı ki biz orada hareket edebilelim. Çünkü biz ne nükleer gücüz, ne enerji kaynaklarımız var, ne de başka yapabilecek. İslam dünyasında da Türkiye'den başka mazlumların, ezilenlerin haklarını müdafaa edebilecek hiçbir güç yok. Evet. Tek güç yani. Başka İslam dünyasının ikinci bir ülke sayabilir misiniz? Yok. Halimiz o bu haldeyken, yani bu vaziyetteyken biz yeni bir dünya kuruluyor falan böyle bu Türkiye. Bunların çok büyük laflar olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi artık gerçekten böyle blokların olduğu bir dünya yok. Türkiye bu noktada güçlü bir siyasi duruş sergileyerek, adil bir duruş sergileyerek öne çıkmış durumda. Özellikle de tüm ezilen halklar konusunda adil bir yaklaşım sergileyerek. Yani bir tek mesela Suriye halkının derdine derman olalım demiyor. Venezuela'ya dönüyor. Sosyalist bir iktidar var. Diyor ki hayır, burada da Amerikan askeri darbesine karşıyız diyor. Değil mi? Yani evet. Üstelik her krizde Venezuela İran'la Rusya ile birlikte hareket ediyor şu anda. Mesela ona göre bir blok içerisinde. Ama biz diyoruz ki orada Venezuela'ya eziyet ediliyor diyoruz. Bu tarafa dönüyoruz, diyoruz ki Suriye'de bizim baş belamız olan İran, Haçlı Şabileri Irak'tan getirip Mehmetçi'ye karşı savaştıran İran'a evet. diyoruz ki hayır diyoruz, bak ABD nükleer meselede İran'a haksızlık etmiştir diyoruz. Ya böyle adil bir yaklaşımla ortaya çıkan, ahlaki bir yaklaşımla ortaya çıkan bir Türkiye dünyada var mı, başka bir örneği var mıdır? Başka bir numunesi var mıdır? Çok kıymetli bir şeye sahip çıkmak durumundayız yani. Yani evet. bugün biz nerede durmalıyız? Şahsen yani bir Müslüman olarak, bir Türkiye yurttaşı olarak nerede durmalıyız? Tam olarak Türkiye'nin yanında durmalıyız. İşte cephemiz bu yani. Türkiye cephesi çok kıymetli bir cephedir yani. Bu cephede durmak demek, Kafkasya'da durmak demektir. Suriye'de durmak demektir yani. Suriyeli mazlumun yanında durmak demektir. Bu kadar kıymetli bir şey. O açıdan İslam dünyasında da diğer bütün ezilen halkların olduğu yerlerde de bu gerçekten idrak ediliyor. Ben Türkiye'de bu şeyin idrakının çok uzağında bir yerde durduğumuz düşünüyorum. Bizim insanımız idrak etmekte güçlük çekiyor. Çünkü kafa karıştıran çok şey var. Evet. Türkiye cephesi çok kıymetli. Bu cepheye sahip çıkmak lazım yani. Değindiğiniz nokta gerçekten kıymetli. Adaletten, adil yaklaşımdan ve mazlumun yanında durmaktan bahsetmişken geçtiğimiz günlerde çok korkunç bir iş görüntü çıktı ortaya. İşte Afrikalılar indiriliyorlar trenden, işte Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken bir yandan da şu söylemleri duymaya başladık. Biz işte sarışın mavi gözlüler öldürülüyor. Evet. Sizin bu konuda
Şimdi öncelikle belki yeni dengeler konusundaki söyleyeceklerimi söyledikten sonra ekleyeyim. Dünyada yeni dengeler konusunda son işte Afganistan'dan Amerika'nın tahliyesi süreci olsun. Amerika'nın daha çok Çin'e odaklı ya da işte Rusya-Ukrayna krizine odaklı adımları olsun. Biraz daha Amerikan hegemonyasının aşınmaya başladığı bir süreci yaşıyor aslında dünya şu anda. Evet. Bu küresel güçlerin hegemonyasının aşınmaya başladığı süreçler ilk etapta karşı diğer işte Rusya gibi, Çin gibi aktörlere fırsat alanları sunar. Eğer bu fırsat alanları işte mesela Rusya'nın bu fırsat alanlarını işte bir ara Libya'da Türkiye müdahil oluncaya kadar çok aktif olduğunu gördük Rusya'nın. Ondan sonra Suriye'de işte adeta altın tepside gel buyur dediler Rusya'ya, Suriye'yi bir nevi verdiler. Dolayısıyla şimdi Rusya'nın da eğer bir dizginlenmesi söz konusu olursa artık bölgesel güçlerin etkisinin daha çok arttığı, daha çok önem kazandığı bir dönemin başlayacağını düşünebiliriz. Aslında bunu ittifaklar da gösteriyor. Mesela AUKUS ittifakı. İşte Çin'e karşı lokal, bölgesel daha çok konu odaklı. Yani çok büyük bloklaşmalar değil ama yine belli bloklaşmalar oluyor. Daha küçük bloklaşmalar oluyor. Şimdi aslında Ukrayna'da olanlar da yeni bir bloklaşmayı tekrar meydana getirdi. Yani bugün düne kadar Almanya Rusya'ya karşı tavır almamakta çok ısrarcıyken bugün ciddi adımlar atmaya başladı ve en önemlisi ciddi bir askeri mali yatırım yaptı. Yani aslında bir nevi uyuyan dev bu şekilde uyanmış oldu bir nevi. Yani senelerdir baskılanan, silahlanma konusunda baskılanan Almanya öyle bir fırsat buldu. Ve yeniden silahlanma fırsatı buldu tabiri caizse. Dolayısıyla yeni bir bloklaşma, yeni bir şey başlıyor ve başlarken de dediğim gibi bölgesel güçlerin etkisinin daha fazla arttığı bir dönem beliriyor. Bu anlamda Türkiye'nin rolü de çok önemli. Yani sizin biraz önce söylediğiniz noktaya gelecek olursak. Yani Türkiye'nin rolü aslında yani şu an Ukrayna krizinde yaşanan işte haklı haksız tartışmalarından bakarsak ya böyle bir tartışmanın yeri olmadığı, çünkü Batı'nın iki yüzlü bir şekilde gayri samimi bir şekilde Ukrayna'ya destek verirken Rusya'nın da yayılmacı politikasının bir kışkırtmaya gerek duymadığı ortada. Yani burada hangi tarafta bulunabilirsiniz? İki tarafta da bulunamazsınız. Eğer aklı selim, gerçekten hakkaniyetli bakmak isteyen insanlar varsa Batı'da olabilir, dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Türkiye'nin konumu bu noktada daha çok anlaşılacaktır. İşte göçmenleri göz renkleriyle veya tenleriyle ayıran bir yapıya karşı Türkiye, bugün Ukrayna'dan da göçmen gelse, atıyorum işte Kırım Tatarları belki ihtiyaç duysa kapısını açıyor. İşte Suriye'den de gelse açıyor. Afrika'yla da eşit bir ilişki kuruyor. Sömürgeci bir anlayıştan uzak bir ilişki kuruyor ve Afrika ülkeleri bundan çok memnunlar. Evet. Dolayısıyla bu gerilimler bir noktada Türkiye'ye de yeni fırsat alanları açıyor. Yani çünkü herkesten farklı davranan ve herkese kucak açan bir ülke var. Ve bir şekilde halkların özellikle sempatisini kazanma anlamında gerçekten duruşu dışarıdaki ülkeler tarafından beğeniliyor, insanlar tarafından beğeniliyor. Özellikle Afrika'da çok konuşuyoruz. Yani Türkiye'ye olan teveccühü vesaireyi. Evet. Dolayısıyla bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani küresel denklemde hem stratejik olarak hem güç dengesi bakımından hem de işte halkların etkisi sosyolojik anlamda da Türkiye'ye dönük bazı fırsatlar olduğunu, ben daha çok fırsatların arttığını düşünüyorum. Taceddin Hocam, ırkçı söylemlerle ilgili işte sarışınlar, mavi gözlüler ölmesinler, Afrikalılar trenden insinler. Bunlara ne diyorsunuz? Taceddin Hocam çok kızamaz herhalde sarışınlar, yeşil gözlü olarak. Yok, estağfurullah. Haklılar falan diyor. Fransız aklının üretmesidir. Fransa haricinde İngiltere, Anglo-Sakson bunlar da değildir. Bunun kökeni Fransız aklıdır. Nasıl üretildiğini daha evvelki programlarda konuştuk. Burada birinci dereceden önemli insan bir piramit koyar Fransız. En tepeye Fransız. Sonra Fransız'a en yaklaşan Avrupalılar. İşte Almanya, İngiltere falan. Sonra ikinci dereceden önemli insanlar, insanımsılar, insan sayılmayan insanlar. Böyle bir piramit oluşur. Bu orta çağdan beridir. Var Fransız aklında bu. Şimdi burada yarın yazdım, Migayri Haddim Arz edeyim yarınki köşemde. Ukraynalılar insanlığın sınırında, periferisinde yaratıklar bunlar için. Bunu gördük maalesef. Çünkü nereden görüyoruz bunları? İnsanlığın periferisinde yahut hemen dışındakileri bunlar kendilerine paralı asker yapıp sorunlarını da kendileri için harp ettiriyorlar. Şu anda Ukrayna'yı böyle bir krize sokup ondan sonra da bakın başınızın çaresini alın bunlar da silah dediler ya. Bunlar aslında Ukraynalıları falan da övüyor değiller. Sıkıntı nerede? Övdükleri nasıl? Övdükleri ve sıkıldıkları mevzu şu. İkinci Can Harbi'nde kristal şatomuz çok zarar gördü Avrupa.
Koskoca Dresden şehri dümdüz oldu. Nürnberg'de Albrecht Dürer'in evi yıkıldı. Paris, Maris, İngiltere, Londra bombalandı ya. Adam diyor ki tekrardan biz bu kıtada savaşmayacağız. Gayrimetlu bir anlaşma. Tarafsız sahada maç verir ya UEFA eskiden beridir. Galatasaray'ın şeyi olur gider Almanya'da oynardı. Tarafsız sahalarda harp edeceğiz. Nerede harp ettik? Kore'de harp ettik efendim. Vietnam'da harp ettik efendim. Bugün Suriye'de, Libya'da harp ediyoruz efendim. Afganistan'da harp ediyoruz falan filan. Tarafsız sahalarda. Adamların bozulduğu mesele, oradaki sarı saçlı mavi gözlü meselesi şuradan kaynaklanıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Attığınız bomba Avrupa Birliği olan Macaristan'ın, Polonya'nın falan sahasına düşecek. Burada savaş istemiyoruz biz. Gidin başka yerde kavga edin. Sıkıntı, Rusya ile yaşanan sıkıntı aslında buradaki bu sarı saçlılık, mavi gözlülük Ukraynalılar. Çünkü bakın Avrupalılar, Slavları Avrupalı kabul etmezler. Onun sebebini reklama giriyoruz zannederim. Reklamdan sonra. 3 dakika, üç daha dakika var. Varsa şöyle söyleyelim. Tarihçiliğin babası, klasik tarihçiliğin babası Leopold von Ranke der ki Avrupa'yı oluşturan 3 büyük sefer var. 3 büyük, 3 kere derin nefes aldı Avrupa der. Drei große Atemzüge, Almanca bilenler için. Bu 3 seferde de nefes almaya iştirak etmedi Slavlar, Avrupalı olamazlar. Kavimler göçüne katılmadılar. Kavimler göçünün bir parçası değil bunlar. Bizle gelmediler. Haçlı seferlerine katılmadılar. Yeni çağın, yeni dünyanın keşfinde yoklar. Bunlar Avrupa'yı Avrupa yapan şeyler. Dolayısıyla bu adamlar Avrupa'nın periferisinde Türklerle aramızdaki yumuşak yastıktır derler. Bununla birlikte şunu da söyleyelim. İkinci Viyana kuşatmasında Avrupa'yı kurtaran Jan Sobieski bir Polonya kralıdır. Jan Sobieski'yi kurtaran da Ukrayna kozakları. Ukrayna kozaklarının heykeli vardır hala da harp tarihinin simgelendiği yerlerde Viyana'nın dağlarında şöyle bıyıklı kozaklar. Biraz kenarından kurtarmışlar yani. Şöyle, kenarından Avrupalı olabilirler şöyle, yani. Şöyle hocam işte insanlığın sınırında kabul ediliyor. Biz zaten insan falan değiliz. Değiliz tabii. Biz zaten insan falan değiliz. Buradaki mevzuna yine yarın arz etmeye çalıştım. Jeremy Black diyor ki Bizans'ın düşmesinin sembolik bir anlamı var. Bu da nedir? Barbarlarla Avrupa arasındaki o yastık, yegane yastık. Bizi barbarlara karşı koruyan, bizim için savaşan bir adam öldü. Ama o da bizden değil ki. Yani olmadığının ispatı 1204'te 4. Haçlı Seferi'nde işgal edilip mahvedilişi. Bizans Avrupa'dan değil. Ama Türk kadar da şerir değil. Biz Deccaliz Türkler Avrupalının gözünde. Ukrayna da böyle. Ukrayna'ya günümüz Bizans'ı muamelesi yapıyor. Deccal ile, yani bad guy, kötü çocuk ile Avrupa arasındaki yumuşak yastık. Bu yüzden yumuşak yastık dediğin hiçbir ehemmiyeti yoktur. İsterse tüyleri havalara fırlasın. Ama o yastıklık vazifesini bir görsün. Şu andaki hüzün o. Peki, teşekkür ediyorum. Kısa bir reklama gidelim, sonra tekrar beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. 24 ekranlarına devam ediyor. Esas mesele yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa Hocam sizinle başlayalım. Sizce yaptırımlar ne kadar etkili olur Putin gibi bir lider? Üzerinde Lavrov'un açıklamaları vardı. İşte alışkındır Rusya yaptırımlara dedi ama gelinen noktada sanki biraz daha farklı bir tablo ortaya çıkacak gibi görünüyor. Evet. Sizin perspektifiniz nedir? Şimdi öncelikle daha önceki yaptırımlardan daha ağır etkileri olan yaptırımlar olduğunu görüyoruz. Yani SWIFT sisteminden çıkarılması, ayrıca işte birçok şirket üzerinden yapılan yaptırımlar olsun, uçuş sahalarının yasaklanması olsun. Yani daha öncekilere göre daha caydırıcı yaptırımlar ama yeterli mi? Hayır, şu an için yeterli gözükmüyor. Çünkü Putin halen sahadaki adımlarına devam ediyor. Herhangi bir geri çekilme ya da ciddi anlamda bir müzakere arayışının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar Rusya biraz daha direnecek kapasitesi var gözüküyor veya Putin bu konuda ısrar edecek gibi gözüküyor. Fakat içeride tepkilerin de çok fazla arttığını da düşünebiliriz. Başta her ne kadar hocam Slavları Avrupalıları ayırsa da sonuçta Rus halkı açısından düşündüğümüz çerçevede siz Slav bir halkla savaşıyorsunuz, savaş açtınız ve Hristiyan bir halk. Yani belki Müslüman bir halk olsa bu kadar çok tepki dünyadan olmayacak zaten.
belki Rus halkı içerisinden de çok fazla bu iş dikkat çekmeyecek ama hemen sınırınızın yanı başında belki akrabaları, kendi halkınızdan akrabalarınızın olduğu, pek çok ortaklıklarınızın olabileceği bir halkla savaşıyorsunuz, savaş açmışsınız. Bu Rus halkının da bence çok büyük bir çoğunluğunun içine sindirdiği bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü bunun ekonomik yansımalarını şimdi halk hissetmeye başladı. Zaten başlangıcında bile bu iş başlamadan bazı gazetelerin bu konunun aleyhinde olduğu, hatta bazı siyasilerin yakınlarının bile böyle bir savaşa sıcak bakmadığı, hatta ve hatta nükleer konusundaki iddialar Gerasimov'un işte nükleer bir silah kullanımına gidecek bir sürecin içinde olmak istemediği için işte bu sürece çok sıcak bakmadığı şeklinde tartışmalar konuşuluyor şu an. Bu tartışmalar bile ordunuz sahadayken, yani savaşta bir ordu varken bu tartışmaların yapılması bir ordu için bile çok büyük bir handikap aslında. Evet. Yani normal şeyler değil. Dolayısıyla yaptırımlar bazında değerlendirirsek evet bunun bir karşılığı olduğunu görüyoruz ama bu karşılık yeterli mi? Henüz yeterli değil. Fakat bu süreç uzadıkça Rusya'nın bundan etkilenmesi de artacaktır. Dolayısıyla ben çok fazla uzatamayacağını da düşünüyorum belli çerçevelerden. Belli istedikleri şeyleri alabilir ayrı konu ama buna çok uzun süre dayanamaz diye düşünüyorum. Yani çünkü halk başta Kremlin'e belki protesto gösterilerini artırmaya devam edecek ki şimdi de duyduk çeşitli şehirlerde protesto gösterisi yaptı halktan bazıları. Evet. Tutuklamaların dahi olduğu yansıdı basına. Dolayısıyla bu muhakkak sürece bir şey yapıyor, etki ediyor yani bu anlamda. Sizce Murat Hocam, öte yandan bir sorum daha var. İşte şu söyleniyor, bir yönetim değişikliği olduğu zaman işte Zelenski gittiğinde duracak Putin diye. Bir de bugün bir iddia daha duydum. Bana uç gibi geldi ama siz ne düşünüyorsunuz onu soracağım. İşte Yanukovic gelsin istiyor Putin. O yüzden işte hani Zelenski'yi devirecekler, Yanukovic'i getirecek göreve gibi de bir söylem var. Siz ne dersiniz buna? Baştan itibaren Putin'in aslında hedeflediği şey buydu. Yani iki temel hedef var. Birincisi bütün Ukrayna'nın doğusu, yani nehrin doğusunda kalan tüm toprakların, Donbas değil, bütünüyle bu toprakların önce Kırım gibi ilhak edilmesi, daha sonra da plebisit yoluyla Rus topraklarına katılması. Ukrayna'nın batısında kalan topraklarda ise Belarus örneğinde olduğu gibi bir Rus yanlısı yönetimin orada ihdas edilmesi. Yanukovic tabii ki yani bulunmaz bir nimet onlar açısından. Evet. Çünkü daha önce de yani turuncu devrimle devrilmiş birisiydi Yanukovic. O açıdan bu figürü tekrardan sahaya sürmek isteyeceklerdi. Hedef buydu. Fakat hedef sahada şaştı. Yani şimdi artık şunu hedefliyorlardı. Ukrayna ordusunda bir bölünmenin gerçekleşeceğini düşünüyorlardı. Özellikle Ukrayna'daki Rus yanlılarının sadece Rus uyrukluların değil, Rus yanlıların da harekete geçeceğini ve Ukrayna içerisinde bir kaosun çıkacağını, mümkünse Ukrayna ordusunun Zelenski yönetimine bir darbe yapacağı şeklinde hedeflenen şey buydu. Zaten Putin bu konuda çağrıda da bulunmuştu. Ama bütün bunların hiçbirisi olmadı. Zelenski hiç tahmin edemedikleri kadar güçlü bir figür olarak ortaya çıktı. Evet. Bugün parlamento, işte Avrupa Parlamentosu'nda sanırım bir canlı bağlantıyla konuşma yaptı ve hepsi ayakta alkışladılar. Peşinden Rus Dışişleri Bakanı sanırım konuştu değil mi? Peşinden ve herkes salonu terk etti gitti. Şimdi böyle bir gerçekliği var. Yani Ukrayna'da bekledikleri şey olmadı. Bu söylediklerimizin hiçbirisi Rusya'nın sahada askeri anlamda Ukrayna'yı işgal edemeyeceği, yok edemeyeceği, büyük bir katliamla orayı ele geçiremeyeceği falan gibi bir şey söylemiyorum. Rusya açısından ya da Putin açısından asker kayıplarının da zayiatlarının da çok ciddi bir etkisi yok. Bakın bugün Ukrayna diyor ki biz 5500'den fazla askeri imha ettik. Mümkün mü? Ben bunların çok abartılı söylemler olduğunu düşünüyorum ama kendileri de resmi olarak 550 kişi kayıplarının 550 kişi olduğunu söylediler. Evet. Demek 2000 kadar. Evet, yani yaklaşık yeri olarak yeri bu kadar. Bir de Putin tabii resmi olarak Rus üniformasıyla Rus ordusunda görev yapan zayiatını açıklıyor. Onun dışında işte Kadirov rejiminden Rusya'ya Ukrayna Savaşı'na getirmiş oldukları kişilerdeki zayiatlar bu listeye alınmıyor. Dağıstan'dan getirdikleri de alınmıyor. Çeşitli bölgelerden getirdikleri, özellikle Tataristan'dan getirdikleri bazı birlikler var. Onların zayiatlarını da saymıyor. Neden saymıyor? Çünkü Rusya Federasyonu içerisinde olmakla beraber bu kişiler Rus ordusunun içerisinde hiçbir zaman bulunmadılar. Yani herhangi bir Çeçen ya da Dağıstanlı Rus vatandaşı olmakla beraber Rus ordusunda hizmet edemezler. Alınmıyorlar Rus ordusuna. Böyle paramiliter güçler olarak ancak bulunuyorlar.
Burada o Çeçenistan'la ilgili mesele çok konuşuldu. Belki onunla ilgili birkaç şey söylemem doğru olur. Yani Kadirov rejiminin, işte Kadirov'un o şeyde 3-4 bin civarında bir Çeçen milis gücü Ukrayna'ya Rus ordusunun saflarında savaşa göndermesi Çeçenlerle alakalı imajla ciddi bir zedelenmeye sebebiyet vermişti. Ama şu gerçeği göz ardı ettikleri için insanlar algılayamıyorlar. 1999'dan beri Çeçenistan diye bir devlet yok. Hukuken de yok, fiilen de yok. Dağıstan'da yok. Biraz önce saydığım Kafkasya'daki ülkelerin hiçbirisi yok. Çerkezistan'da yok. Kabardin-Balkarya'da yok. Bu toprakların tamamı Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Ve orada yaşayan insanlar Rusya Federasyonu'nun vatandaşı zaten. Yani Çeçen uyruğu diye bir şey yok. Çeçen, yani onların pasaportlarına da Çeçen ya da Dağıstanlı, Avar, Lezgi falan yazmıyor. Rus yazıyor. Uyrukları Rus bunların. Çünkü işgal var. Bu işgal gerçeğini örtebilmek için Kadirov özellikle şu şeyi kullandı. 99'dan işte 2015'e kadar devam eden bu direniş esnasında biz tasavvuf yanlısıyız, tarikat ehli tarikiz. Bize karşı savaşanlar da aslında Çeçen direnişçi falan diye söylediğiniz, bu bağımsızlık yanlısı olarak söylediğiniz kişiler aslında Vahabiler. Biz bu Vahabilere karşı savaşıyoruz şeklinde bir argüman üretmişti. Türk medyasında da destek buldu. Tabii Türk medyasında destek buldu. Türkiye'den çeşitli yazarları milyonlarca dolar para harcadı bu propaganda için. Onları aldı götürdü. Çeçenistan'da işte bakın büyük camiler yapıyoruz falan. İnsanların namazına niyazına karışmıyoruz. Başörtüsü serbestisi var. Öyle bir şey yok. Çeçenistan gördüğünüz gibi Rusya'nın bir parçası ama Çeçenistan özgür bir Müslüman ülke. Kafkasya'da böyle. Bu propaganda tamamıyla çökmüş oldu. Yani Kadirov rejimi kendi milis güçlerini para karşılığında Rus ordusunun saflarında savaştırdığını bütün dünya göz önünde görüldüğü andan itibaren artık bu Kadirov rejiminin milyonlarca dolar harcayarak yaptığı propaganda çökmüş oldu. Şimdi Türkiye'deki bu besledikleri yazar çizer üzerine yıllardır para ödedikleri bu propaganda için ürettikleri bütün argümanlar çöktü. Onlar da ayazda kalmış durumdalar. Artık bu saatten sonra Çeçenistan'daki ve Dağıstan'daki işgal gerçeğiyle bütün dünya kamuoyu yüzleşmek durumunda. Bunun, yani bu savaşın neticelerinden birisi de bu olacak. Kafkasya'da ciddi anlamda halk üzerindeki baskı çok güçlüydü. Nasıl bir baskıdan bahsediyoruz? Kadirov bütün dünyada şu anda en büyük insan hakları ihlalleri yapan diktatör olarak kabul ediliyor. Yani mesela Amerika'ya girmesini yasakladılar. Bu yeni bir şey değil. Birkaç yıldan beri olan şeylerden bahsediyorum. Herhangi bir direnişçi, Rusya'ya karşı, işgale karşı direnişe geçen herhangi bir Çeçen'in bütün ailesini cezalandırdı Kadirov şimdiye kadar. Onların ailelerini ekranlara çıkartıp aşağıladı ve sürgün etti. 300 bin mülteci var. Bakın 1 milyon nüfusu olan bir ülkede hala Avrupa'da 300 bin mülteci var. Bir kısmı da Türkiye'de. Ve onların hiçbirisi Çeçenistan'a geri dönemediler. Bu Çeçenistan gerçeğini ortaya koymak durumundayız. Bu saatten sonra artık Batı dünyası da Çeçenistan'daki ve Dağıstan'daki insan hakları ihlallerine çok daha fazla odaklanacaktır. Çünkü işte bugün Birleşmiş Milletler de Rusya'yı kınadılar. Birleşmiş Milletler'in gündemine geldi artık. Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri, oradaki işgal gerçeği artık göz ardı edemeyecekleri bir şeye dönüştü. Bundan sonra artık Suriye'deki yapmış olduğu katliamları da belki Birleşmiş Milletler'de görüştüğünü, konuşulduğunu, gündemleştirildiğini ve Rusya'nın bundan dolayı şimdiye kadar Batı dünyası Rusya'yı mahkum etmeme konusunda bir danışıklı dövüş halindeydi. Çünkü Suriye'de de birlikte hareket ettiler. Yani hani bölüştüler. Şu tarafına kadar Amerika yönetsin, bu taraftan sonrasını Rusya yönetsin diye birbirleriyle bir anlaşma vardı kendi aralarında. Esed rejiminin bulunduğu işte Suriye'nin batısındaki Hama, Humus, Şam'a kadar olan bölge, Lübnan'a kadar ilerleyen bütün bölge Rusya'nın kontrolünde. İşte Rakka'dan Deir ez-Zor'a kadar olan bütün bölge ise ABD'nin ve doğal olarak PKK'nın kontrolündeydi. Bundan dolayı da birbirlerinin ayaklarına basmamaya çalışıyorlardı. Ama şimdi Rusya bütün Batı güçleri tarafından mahkum edilme noktasına geldikten sonra artık Suriye'de yaptığı, bugüne kadar yapmış olduğu, işlemiş olduğu cinayetler de gündeme gelecek. Biz bundan sonra hem Suriye'de hem de Kafkasya'da artık farklı bir dünyayı göreceğiz diye düşünüyorum. Taceddin Hocam, sizce Putin bir zafer elde edemedikçe daha sert yöntemlere başvurur mu? Ukrayna'nın direnci sürer mi bir yandan?
Bu bir Rus, bu başka bir şey bilmez. Bunu her şeyden evvel hatırlayalım. Bu adam bir Alman şansölyesi yahut Fransız lideri değil. Başka bir şey öğrenmemiş bunlar. Beceremez de ya. Becermeye kalktığında ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İkincisi, Rusya tarihsel olarak şunu ister. Çok sert vurayım. Sonra masaya oturduğumda eli yukarıdan açayım. Mümkün mertebe. Bu uluslararası ilişkiler literatürüne geçmiş Rus tavrıdır. Fakat şunu göz önünde bulunduralım. Dünyanın bundan sonra eski dünya olmayacağını söyleyenlerin abartılı yorumlar yaptığını söylüyorlar. Belki onlar kendilerince abartılı bir noktadan yapıyorlar ama birkaç hadise var ki ben bunların bundan sonra çok daha şayana dikkat olacağı kanaatindeyim. Bir, küreselleşmenin ne kadar aslında küreselleşmeme olduğunu görüyoruz. Bu bir büyütülmüş batı imiş. Evvelden de konuşulan bir şey. 80'lerle birlikte konuşuldu bu. McDonald's'laşma dendi vesaire. Zannederim Murat Hocam'la benim yazışım yeter burada. Sizler bize göre biraz daha genç duruyorsunuz ama Sovyetler Birliği'nin yıkılması Moskova'da açılan bir McDonald's ileydi. Hatırlıyorsunuz o görüntüleri. Yaşa girersek çıkamayız Taçettin Hocam. Yani ben çıkamam. Şunu gözünüzün önüne dahi getiremezsiniz. Bir McDonald's açıldı Moskova'da ve önündeki kuyruk yani kilometreyi geçti. Bir McDonald's'a gidebilmek için insanlar. Şimdi birkaç hadise var. Burada şunlara dikkat çekelim. Bir, küreselleşme ve neoliberal ekonomi sizi bir noktaya getirdi. Bu da nedir? Açık pazar. Girdiniz. Bu sizi hıyn-ı hacette bir savaşta elinizi ayağınızı kesecek kadar tesir edecek bir açıklığa gark etti. Maalesef diyorum. Maalesef yani Rusya adına maalesef olmayabilir ama bizim açımızdan da maalesef. Bunu nerede görüyoruz? Bir ekonomik olarak sizin içinize yatırım suretinde gelmiş sermaye bu tarz bir şeyle birincisi bir reaksiyon veriyor. Bize de verdi. Görüyoruz yani bizim de bir süredir kavga ettiğimiz ne? Biz sıcak para istemiyoruz. Git faizleri düşürüyoruz. Yatırım olarak geleceksen gel onun da belli riskleri var. İki, uluslararası sistemin bir parçası haline geliyorsunuz. Bu size şantaj olarak dönüyor. Swift mevit falan filan evet. Bir dünya şantaja dönüyor bu iş. Üç, Avrupa Birliği demiyor muydu ki düne kadar haber yapma ve haberi istediğin gibi yorumlayabilmek habercinin özgürlüğüdür ve hakkıdır. Bak şimdi Rus haber sitelerinin erişimine engel oluyor. Dört, neden? Çünkü bu bir manipülasyon aracına döndü diyor. Evet. Demek ki bu bir argüman. Ama bu argümanı biz kullanamıyoruz. Kim kullanabiliyor? O kullanabiliyor. Çünkü o standart belirleyici. Yani öyle bir şey ki, şimdi ben de çok Batı karşıtı bir yerden konuşuyorum bugün ama hadise bu. Yani Rusya'yı desteklemiyorum. Tekrar söyleyeyim. Ben şu anda ulusal kanal yayınında da değilim. Kendilerine selamlarımla ki çok severim. Çok iyi arkadaşlarım. Ama bir pozisyonum yok yani. Ama burayla bir sıkıntım var. Dört, buradaki temel arızalardan birinin önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını görüyoruz. Bu da ne? Starlink diye bir şey çıkacak karşımıza bundan sonra. Elon Musk bir şey yapıyor. Bir Starlink diye bir şey var. Ve Ukrayna'yı buna dahil ediyorum diyor savaş sebebiyle. Önümüzdeki dönemde artık Batı'nın her yerde olduğu, her yerinde Batı'da olduğu bir yani çok sosyal bilimcilik oynadım bu akşam kusura bakmasınlar ama o Negri'nin meşhur kitabı var ya imparatorluk kitabı yani şu anda yaşadığımız Roma'sı olmayan bir imparatorluğa dönen bir dünya. Roma'sı olmayan bir imparatorluğa dönen bir dünya. Burada Rusya'nın buna aykırı bir pozisyon ortaya koyması elbette kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi yaptırımlardan bahsediyorsunuz. Yaptırımlar nasıl tesir eder sorusunun cevabı olarak buraya geldik. Dünya nasıl bundan sonra aynı dünya olmayacak? Bir, bizim gibi ülkeler özellikle bu içine giren bu tesir yani şöyle bir şey vardı eskiden beri de. Ne olacak efendim yatırım suretinde gelecek canınızı okuyacak değil ya bir liberal söylem vardı ya. Birincisi bu liberal söylemin ağzına ot tıkayacak bir gerçekliği gördük biz. Birincisi o kadar da değil yani.
o kadar da değil. Bize anlattıkları 90'lardan kalma o saçma sapan liberal sözlerin bundan sonra dünyanın pek çok yerinde bir karşılığı olmayacağını görüyoruz. İki, dünyada özgürlük suretinde karşımıza çıkan bazı şeylerin, bazı sözlerin aslında bir güvenlik zaafı olduğunu, ki biz bunu eskiden beridir konuşuyoruz yani. Gezi'yi de bunun üzerinden konuştuk. Gezi sonrası süreci, 17-25 Aralık sürecinde de konuştuk. 15 Temmuz sonrasını da konuştuk ve konuşuyoruz. Ancak dünyanın pek çok yerinde bu mevzuların algılanışı değişecek. Bu da nedir? Tesir ettiğiniz, yumuşak güç olarak tesir ettiğiniz yerlerde siz bir şekilde gücü kendinize mahsus bir stratejik silaha çeviriyorsanız eğer, hiçbir devlet bunu kendi içinde kullanmanıza izin vermez ki bile isteye. Şimdi Rusya dahi bu konuda zaaf içine girmişken bizim de zaaf içine girmemiz muhtemel, mutlaktır. Rusya dahi girmiş hocam. Rusya dahi bakın adam bir şeyi ortaya koydu ve dedi ki size bir takım yaptırımlar uygulayacağız. Canınızı okuyacağız. Ben hiç tahmin etmiyorum ki Putin gibi evhamlı bir ajan bunları hesap etmemiş olsun. Etmiştir bu adam bunları hesap. Ancak buradaki şey Batı'nın ne kadarına cesaret edip ne kadara cesaret edemeyeceği olmuş muhtemelen. Ve gördüğümüz şu, Batı bu savaşa hazırlanmış. Nasıl hazırlanmış? 2005 yılında benzer bir krizi Rusya yükseltti. 2005 yılında yükseltti, bu da gaz kriziydi. Akabinde o olaydan 6-7 sene sonra, 8 sene sonra yine Ukrayna'ya saldırdı. Silahla, topla tüfekle saldırdı. Bu Donbas hadiseleri karşımıza çıktı. Batı yine gafil avlandı ve bir şey yapamadı. Niye yapamadı? Kırım hadisesi vesaire. Niye yapamadığını hatırlıyoruz. Ukrayna'nın gazına muhtaçtı ama 2005 sonrası bir şey oldu ve baktılar ki Ukrayna'nın, Rusya'nın gazına. Rus gazına bu kadar muhtaçsanız Rusya size istediğinizi yapar. Yapılması gereken bir şey var. Ne? Kaddafi'nin yerinden edilmesi. Hı hı. Böylelikle dünyanın en nitelikli gazına sahip olacaksınız. Ve Cezayir vesaire. Şimdi bunların hep birbirine bağlantılı bir şekilde ortaya çıktığını göz önünde bulundurursak ve Libya'daki hadisenin de Avrupa'yı çok etkilemeyecek. Elbette etkiliyor, ancak şekilde lehlerine çözüldüğünü görüyoruz. Ve Türkiye'nin de gaza aldığı Nijerya gibi, Cezayir gibi, Katar gibi pazarların da Avrupa'ya çalıştıklarını göz önünde bulunduruyoruz sevgili Nur. Ve bir şeyi görüyoruz. Bu savaşa Batı bir şekilde hazırlıklı gelmiş. İki, tahkimatını sadece cephede Ukrayna'ya sokak savaşını öğreterek, bunları silahlandırarak değil, Rusya'nın içine sirayet ederek yapmış ekonomik olarak. Üç, kendini Rusya ile olan bağlarını bir şekilde minimize ederek gelmiş. Hal böyle olunca bir sahnedir karşımıza çıkan ve bu sahne bence cayi ibrettir ve bizim hepimizin bundan bir ibret almamız gerekir. Bu da şudur, Batı'ya, aynı Rus da böyledir. Rus'a elini verirsen kolunu kaptırır. Bugün Rusça olalım derseniz, hani biraz Rus'a önümüzü dönelim derseniz Kars'a iki müfreze asker yağar. Türkiye'ye askerini sokar. Rus böyledir. O yüzden hiç böyle bir şey yapma lüksümüz yok. Ama Batı'ya da elinizi verdiğiniz anda, birazcık kapıyı açtığınız anda bir boran şeklinde esiyor. Ne kapı bırakıyor ne pencere evde. Dolayısıyla bundan sonra dünya eski dünya olmayacak, şu demek, liberal ekonominin kurallarını da bir şekilde yeniden yazacağız gibi görüyorum. Hele şu pandemi sonrası yeniden tesis edilen dünyada bu bence daha mümkün bir şey gibi gözüküyor. Vesselam. Peki Mustafa Hocam, hani dünya yeni bir dünya olacak diyoruz ya, bu denklemde Türkiye'nin dış politikasını özellikle de son dönemlerde izlediği yol haritasını düşündüğümüzde nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız? Şimdi biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin fırsatlarının daha çok gözüktüğü. Çünkü bölgesel aktörler böyle dönemlerde kendilerine daha çok fırsat bulurlar. Küresel aktörlerin birbirleri rekabetlerinin arttığı ve küresel hegemonyasının aşındığı dönemlerde bölgesel aktörler kendilerine daha çok fırsat bulurlar. Evet. Bir diğer taraftan biraz önceki ABD Batı sistemi ve Rusya'nın buna karşı mukabelesi konusunda şunu söylemek istiyorum. Yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bir sistem kurmuş, uluslararası sistem. Ekonomisiyle, ticaretiyle, her şeyiyle birlikte.
Ve Rusya bu sisteme şu an güç perspektifinden karşı durmaya çalışıyor. Ayak diriyor. İşte askeri gücüyle ben bu sisteme müsaade etmeyeceğim diyor. Ben buna baş kaldırıyorum diyor tabiri caizse. Onlar da tüm bu sistemin argümanlarını kullanarak işte ekonomik SWIFT sistemi olsun. Biraz önce neoliberal politikalar noktasında hocamızın değindiği konuya gelirsek. Yani tabiri caizse ahtapot gibi her yeri sarmışlar ve her yerden müdahale etmeye başlıyorlar. Burada önemli olan Amerika ve Avrupa'nın bu müdahaleyi ne kadar sürdüreceği de çok önemli. Yani başlangıçta aslında bu savaş başlamadan önce sorduğum soru şuydu. Amerika ve Avrupa gerçekten Rusya'yı dizginlemek istiyor mu? Bu sorunun önemli bir sorusu bu. Çünkü istemediği takdirde işte Kırım'da, Gürcistan'da, Suriye'de Rusya'ya müsaade eden bir Avrupa ve ABD görüyoruz. Ancak bugün bu defa işler değişti. Neden değişti? Yani acaba yani çok farklı ne olmuş olabilir? Belki işte Rusya'nın çok büyük bir işgale girişmesi olabilir. Ama diğer taraftan bence önemli olan bir nokta, burada Almanya'nın tavrı çok önemliydi. Almanya da bence bunu fırsata dönüştürdü. Kendi silahlanması karşılığında ben size destek veririm demiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü Almanya bu süreçten en çok etkilenen aktörlerden biri olacağını düşündüğü için ısrarla Rusya ile karşı karşıya gelmek istemedi. Evet. Yani ben açıkçası baştan Batı ve ABD'nin çok hazırlıklı olmasından ziyade süreç içerisinde bu gelişmelerin cereyan ettiğini düşünüyorum. Yani yoksa Almanya'yı ikna etmek kolay olduğunu düşünmüyorum yani. Çok zorlandılar. Yani hatta müzakereler noktasında Fransa ve Almanya ile daha çok işte Putin'in görüştüğünü biliyoruz. Çünkü onları daha çok muhatap oluyordu ki kendilerini hatta kimileri Almanya'da işte Putin'in Rusya yanlısı ya da Rusya'ya sıcak ilişkiler kuracak birileri getirilebilir mi gibi tartışmalar vardı. Son dönemde Almanya'nın pozisyonu bu anlamda çok belirleyici oldu diye düşünüyorum. Ve ayrıca biliyorsunuz yani Türkiye'nin konumu çok kritik bir konum. Daha önceki dünya savaşlarında da her iki tarafta Türkiye'yi kendi konumuna çekmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin bölgesel olarak da çok büyük bir önemi var. Ayrıca şu anda askeri kapasitesini pek çok bölgede kanıtlamış bir Türkiye var. Bu çok önemli. Özellikle işte Türk dronları, Türk sihalarıyla yapılan işler ve şu an düşünün yani Karabağ'da çatışmayı dönüştürmüş, Libya'da dönüştürmüş, Suriye'de dönüştürmüş. Şimdi de bir umut Ukrayna'da bir şeyleri değiştirir mi diye Ukrayna halkı bekliyor yani. Öyle bir bir şey rol üstlenmiş durumda yani. Çok farklı bir rolü var. Bu anlamda Türkiye'nin bu çerçevede çok fırsatlarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemde biraz önce de başlangıçta söylediğim gibi 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye NATO ile ilişkilerinde yeniden bir dizayna gitti. Kısmi olarak bir dengeleme gerçekleşti. Evet. Bunun ardından ise Rusya'nın etkisini daha çok hissetmeye başladı ki buradan şehitlerimizi rahmetle analım. Rus destekli rejim güçlerinin Suriye'de 34 Türk askerini şehit etmesinden sonra Türkiye Libya'daki pozisyonunu değiştirdi ve Rusya'nın oradaki belirgin konumu belirsiz hale gelmeye başladı Türkiye'ye girdikten sonra. Türkiye daha ön bir pozisyon almaya başladı. Ve Türkiye Kırım politikasında daha güçlü sesini yükseltmeye başladı. Yani o bir kırılmaydı Türk-Rus ilişkilerinde. Bu o kırılma sonrası Türkiye bu dengelemeye belki ihtiyaç duyuyordu. Yani biz savaşı istemiyoruz. Ancak böyle dönemler fırsata dönüştürülebilir. Bunları da görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Murat Hocam, Zelenski'nin geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Dedi ki yalnız bırakıldık biz. Bunu söyledikten sonra da tepkisel bir tavır gösterdi ve Twitter hesabından bütün dünya ülkeleri liderlerini takipten çıktı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yalnız mı bırakıldı Ukrayna yoksa mevcut şartlarda? Aslında öyle. Önce yalnız bırakılmıştı. Çünkü işte Johnson'ın kendisini daha ikinci günde olmadan iltica hakkı tanıyoruz, isterlerse gelebilirler şeklinde açıklama yaptıktan hemen sonra ABD de benzer açıklamalar yaptı. Zelenski ne dedi hatırlayacak olursanız? Ben ülkemi terk etmek için bir vasıtaya ihtiyaç duymuyorum. Ben ülkemi savunmak için cephaneye ihtiyaç duyuyorum dedi. O kararlı duruş peşinden yani Ukrayna halkının ciddi bir direniş ortaya koyması bütün bence Batı'nın tavrını değiştiren temel gerekçe odur. Batı hazırlıklı yakalandı, evet kesin öyle, doğru söylüyor. Fakat Batı eğer Ukrayna'daki bu güç direniş tarafını seçmemiş olsaydı, çok çabuk teslim olsaydı, Zelenski gerçekten kaçma yolunu tercih etmiş olsaydı, oradaki irade hemen çökseydi ne olurdu? Bugün başka bir Ukrayna'dan bahsediyor olurduk. Rusya çok hızlı bir şekilde ilerlerdi. Yani Rus tehdidi karşısında direnebilmek kolay bir şey değil.
Yani sizin ülkenizin bir parçasını Kırım'ı geliyor Rusya geldi aldı hiçbir şey yapamadı mesela Ukrayna tek bir kurşun sıkamadı yani. Yani en büyük Karadeniz'deki en büyük parçanızı sizin alıp götürdü yani hiçbir şey yapamadınız. Ama bugün şunu görüyor Ukrayna halkı da şunu gördü evet bundan daha fazla geri adım atmanın imkanı yok. Çünkü gidecek geri kalan da gidecek yani. Ukrayna'da Rus yanlısı olmak demek gerçekten vatana ihanet olarak algılanan bir sürece geldi. Bu son 10 yıllık sürecini Batı tam olarak ben doğru anlamda değerlendiremediğini düşünüyorum. Rusya da Ukrayna'daki kendisine karşı yükselen tansiyonu gerçek anlamıyla ölçemedi. Sahada bu direniş biraz daha devam ederse çok şey değişecek. Yani tekrar ediyorum Rusya yok edemez, saldıramaz, mağlup olarak çıkar falan demiyorum. 79 Afganistan işgalini hatırlayın. Sovyetlerin güçlü olduğu bir dönemdi. Afganistan'ı birkaç gün içerisinde geldi, işgal etti. İşte Necibullah hükümetini orada destekledi. Ve sonuç ne oldu? Savaş 10 yıl sürdü. Yani şehirleri işgal edebilirsiniz, kontrol altına alabilirsiniz. Bütün ülke sizin kontrol... Bütün bunlar mümkün Rusya açısından. Çok zor değil. Ama ondan sonra halkın direnişini ne kadar da şey kırabileceksiniz? O direniş kırılamadı ve Sovyetlerin yıkılmasına sebebiyet verdi. Biraz önce şeyden Çeçenistan'dan bahsederken mesela şeyde Grozny kuşatması var. 94'te Rus ordusu girdi askerleriyle. Bütün Çeçenistan'ı dümdüz etti. Yerle bir etti. Bir şehir kalmadı. Şehirler yok oldu. Sonuç 96'da 2 yıl sonra Çeçen mücahitler Grozny kuşatması yaptılar. 12 bin kadar Rus askerini orada teslim aldılar. Ve Rusya Hasavyurt Anlaşması'yla Grozny'den çekilmek zorunda kaldı. Rusya'yı barış yolu müzakere masasına oturttu. İşte Aslan Masadov. Şimdi bu gerçekler var. Yani Rusya evet bir askeri güçtür sonuçta. Çok büyük bir askeri güçtür ve bodoslama girer. Yani hiçbir şey gözü görmez. Dağıtarak gider. Sonra işte müzakere masasına eli güçlü olarak oturmak ister. Onun dünyadan anladığı şey budur. Ama bu hiçbir şekilde yenilmeyeceği anlamına gelmez. Dünyanın en büyük küresel gücü olan ABD'nin 20 yıl sonunda Taliban gibi terlikleriyle savaşan bir güç karşısında mağlup olduğunu gördü bütün dünya yani. Değil mi? Şimdi bakın bunun için söylüyorum. Ukrayna halkın şu anda Ukrayna'ya bütün Batı ülkeleri silah desteği veriyor. Ve her türlü yani hani Stinger gibi bir şey veriyor. Stinger demek Rus Afganistan işgalinde kaderi değiştiren şey demek. Evet. Afganistan'da Taliban'a karşı 52 tane ülke savaş ilan etti. ABD, İngiltere ve diğer müttefik ülkeler yok ettiler. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan toplam bomba miktarının 2,5 katı Afganistan'da Tora Bora dağlarında kullanılmış. Yani neredeyse küçük ölçekli depremler meydana geldi. Ve ellerinde Kalaşnikov'dan başka silah yok. Yani hiçbir şey yok yani. Hiçbir silah yok. Yani çay ve peynirle savaşan bir halk. Ve yenildiler. Hani arkasında böyle büyük devasa komplo teorileri bilmem neler falan aramaya gerek yok. İşte liderleri ortada. Bu adamlar Guantanamo'da yattılar. Şu andaki Afganistan'ı yöneten yöneticiler Guantanamo'da yıllarca eziyet gördüler. Ve müzakereler sonucunda çıktılar. Çünkü Rusya ABD şunu gördü. Taliban'la masaya oturmazsa Afganistan'da kendisine çok daha korkunç bir şeyle karşılaşacaktı yani. DAEŞ gibi bir tehlikeyle karşılaşacaktı. Evet. Ya Taliban'a razı olacaktı ya da DAEŞ'e razı olacaktı yani. Böyle bir şeyi kabul edebilme imkanı var mıydı? Yani savaş böyle biter zaten. Hani arkasında bir şey aramaya gerek yok. Bir halk yenebilir mi? 20 yıl sonunda yendi. Mağlup oldu. 2,5 trilyon dolar harcamış ABD Afganistan Savaşı'na. Evet. 20 bine yakın asker kaybetmiş. Almanya'daki Amerikan hastanelerinde 200 bin Amerikalı asker tedavi görmüş. Ve binlerce Amerikan askeri 20 bin mi hocam kayıp? 20 bin kayıp. Afganistan. Evet. 20 bin kayıp. Ve 2800'den binlercesi de intihar etti. Şöyle söyleyelim bunu vatandaş anlamayabilir sayı rakam falan da. Orta çağda bir meydan harbinde 20 bin adamın ölünce savaşı kaybediyorsun. Evet. Felaketle kaybediyorsun. Evet. 20 bin adam ordu demek. Evet. Afganistan'da ABD ordusunun dönüşümlü olarak bulundurduğu asker sayısı 2 milyon. Yani 2 milyon asker
toplamda 2 milyon asker gidip gelmiş yani. Hani 6 ay biri gitmiş, 6 ay biri gelmiş. Bu 20 yıllık süreç içerisinde 2 milyon asker Afganistan toprağını görüp gelmiş. Öyle bir travmayla gelmişler yani Amerika'ya. Şimdi hani sizin iradeniz varsa iradenizle yok edebilirsiniz. Küresel güç falan bir şey değil, hiçbir şey değil. Ve şunu evet. görmeliler. Bizim bulunduğumuz cepheye gelince, yani Müslümanlar açısından baktığımızda, biz Irak'ta kimler direndiler Amerikan işgaline karşı? Hani deniyor ya, şuncu olursan, şu tarafta olursan Rusçusun. Bu tarafta olunca abi. Irak'ta 1991'den itibaren Irak ordusu dişleri sökülmüş bir orduydu. 2003'teki işgale kadar Irak ordusu bütünüyle askeri şeyden mahrum bırakıldı. Hatta petrol karşılığı gıda programına alındı hatırlayacak olursa. Sormayın ya. Yemek bile bulmakta zorlandılar. 2003'te Irak işgalle başlanıldığında zaten ülke üçe bölünmüştü. İşte 32-36. Paralel. Zaten ABD'de örgütlenmiş Güney Irak'taki işte Basra'daki Küfe'deki Şii güçler, İran destekli güçler ABD'de örgütlenmişlerdi. 2003'e kadar bütün bu tezgah hazırlanmıştı. Buna rağmen yani toplamda Irak işgali başladığında Umul Kasır'da Irak'a Amerikan ordusu girdiğinde 470 bin askerle girdi. 45 bin İngiliz askeri girdi Basra'ya. Evet. Ve Bağdat'ı 26 günde ancak düşürebildiler. Ve bu savaş 2003'te başlayan bu savaş hala neticelenmedi. Yani Amerikan ordusu yenildi, çekildi, gitti. Şimdi hadiseye bakın. Peki kim direndi? Ben size Irak'ta direnen hareketlerin isimlerini saysam, işte Ceyşül İslami Fil Irak falan gibi böyle bir sürü isim sayarım yani. Nakşibendi ordusu gibi. Yani ben size hareketlerin isimlerini saysam, İslam tarihindeki şeylerin isimlerini saymış olurum. Müslümanlar direndiler. Afganistan'da kim direndi? Müslüman halk direndi. Elinde imkan yokken, para yokken, silah yokken bu bütün dünyanın emperyal güçlerine direndi. Çeçenistan'da Müslüman halk direndi. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, ister Rusya'nın ister Amerika'nın işgal ettiği her yerde Müslüman halklar iradelerine sahip çıkıp direndiler. Öyleyse gerçek güç biziz. Tabii. Gerçek güç biziz ve biz kendi gücümüzün farkına varalım. Şimdi bu gücü bütün dünyada ismiyle temsil eden Türkiye diye büyük bir kıtamız var artık yani. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza borçlu olduğumuz şey çok büyük. O açıdan bu cepheyi tahkim etmek çok kıymetli bir şey. Peki şimdi iç siyasete geçeceğiz ama öncesinde Mustafa Hocam eklemek istedikleriniz neler? Yani eklemek istediğim bu bir süreç. Şu an bu süreç devam ediyor ve çok belki net yorumlar yapamayız. Ancak ilk başta işte şu an 7 gün geçti. Bu 7 günde geçen durum başlangıçtan bugüne baktığımız zaman bazı şeylerin umulmadık şekilde işte Putin'in Kiev'e saldırısı çok umulmuyordu. Evet. Batı'nın bu şekilde birlikte hareket edip güçlü yaptırımlar uygulayacağı çok beklenmiyordu. Batı'daki ayrışmayı konuşuyorduk sürekli. Ve ayrıca en önemlisi de Rus gazına bağımlılıklarıydı. Şimdi Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi, Rus gazına bağımlılığının azalmasına yönelik adımların atılması, bu Avrupa'nın Rusya'ya karşı biraz daha etkisini artıracaktır ama dediğim gibi ticari ilişkiler ve enerji fiyatlarındaki artışlar da Avrupa'yı vuracak bir taraftan vuruyor da zaten şu anda ekonomik yönden. Fakat genel çerçeveye baktığımızda ben uzun vadede bu süreçten Rusya'nın kaybının daha çok olacağını düşünüyorum. En çok kazanan aktörlerin ise ABD ve İngiltere olacağını düşünüyorum. Ve biz hiç değinmedik ama Çin'in nasıl bir pozisyon alacağı da çok önemli. Bunu da ilerleyen günlerde daha net konuşmak mümkün olacak. Çünkü Çin şimdiye kadar çok net bir hamle yapmadı. Biraz daha süreci gözlemliyor gibi. Fakat yani açık bir işgale çanak tutması da onun için handikapları var. Diğer türlü işte Rusya karşısında olmasının da doğrudan konumlanmasının da handikapları var. O yüzden Çin'in alacağı konum da önemli. Onlar da muhtemelen bir denge politikası arayacaklardır ama onların atacağı adımlar da sürecin değişimi anlamında önemli etkileri barındırabilir diye düşünüyorum. Şey söyleyeyim ben, müsaadenle kusura bakma. Senin planlarını sabote edeceğim ama çok kıymetli bir yere geldi. Şimdi biliyorsunuz dünya 19. yüzyılda acayip bir pozitivist dalgayla geldi. Yani bizim o dönemki elitlerimiz de bundan nasibini aldı. Bizim ilk dönem cumhuriyet elitlerimiz falan çok pozitivist adamlar. Bir
seküler dönem, radikal pozitivist seküler bir dönem ama ardından işte Habermas'ın post seküler dönem dediği şeye geliyoruz biz. Dünya bir yerde yeniden bu seküler mantığı aşacak, bir yere gelecek ve aştığını ve geldiğini de görüyoruz. Burada bizim çok önemli bir hususiyetimiz var, bunu zikredelim isterseniz. Buradan da hani sizin yapmış olduğunuz ortaya ben vurayım ama o top yine size doğru gelsin. Golü siz atın. Buyurun görürseniz hocam. Bu da şudur diye tahmin ediyorum. Şimdi ben çocuklara da söylüyorum arada sırada. Şu anda dünyada 1,5 din var. Aslında bir din ama 1,5. Yani bu İslamiyet biraz da Yahudilik. Çünkü bir dini din yapan bütün hususiyetleri İslamiyet'te görüyoruz. Bu ne? Birincisi dünyanın gidişatıyla alakalı bir şeyler söyleyecek. İkincisi transendental, yani dünyanın ötesine ilişkin bir takım iddialarda bulunacak. Üç, kişinin gündelik hayatına yönelik bir tanzimde bulunacak. Ve dört, bunların hepsini hiçbir beşeri tasavvur olmasa bir hukuk sistemine bağlayacak. Bunlara bakıyorsunuz İslamiyet. Hristiyanlığa bakıyorsunuz, Hristiyanlık artık hele bir de 19. yüzyılıyla birlikte, 20. yüzyıla girişle birlikte iyice bir kültürel aidiyete dönüştü. Din olma vasfını büyük oranda yitirdi. Kendilerine büyük saygımla birlikte yani. Yok, teolojikle Pavlus'la beraber bütün süreci söylüyorsunuz zaten. Hayır yani evet yani o yine yani, eskiden din 19. yüzyıldan evvel bir dindi. Yani en azından bir mistik, bir mucize diniydi, bir inanç sistemiydi. 20. yüzyılla bir 19. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte bir etik dinine geçiş yaptılar bunlar. Etik dinine geçişle birlikte artık 20. yüzyıl ideolojilerine benzer bir aidiyet, bir fikire dönüştü. Ama kişinin hayatını tanzim eden bir din olma hüviyetini büyük oranda yitirdi. İşte bu yüzden buna tepki olarak Latin Amerika'da, özellikle Latin Amerika'da ortodoksiye bir merak başladı. Bir pentekostacılık başladı falan. Yani bunlar da tepkisel. Ne oluyor, nasıl din bu diyorlar. Yoksa doğu dinleri zaten bambaşka vesaire. Şimdi hal böyle olunca ama Yahudilik de bu anlamıyla İslamiyet'e biraz benzerliği itibariyle o da bir din sayılır. Sayılır diyorum, nakisası ne? Onun da beynel milal, cihan şumul olma iddiası yok. Din dediğin şeyin cihan şumul olma iddiası da olacak. Misyoner bir tabiatı da olacak. Yok. Sıkıntısı burada. Şimdi hal böyle olunca önümüzdeki dönemi en fazla tesir edecek. Çünkü bakın şunu da hatırlatalım izleyenlere. Kusura bakmayın, bu akşam böyle bir program oldu ama güzel oldu bence. Ağzınıza yeter sağlık. Her hafta yok İmamoğlu Kılıçdaroğlu, yok tuz attı atmadı falan. Yeter, dilimiz dimağımız kurudu. Bana ne attıysa, tuz atmadıysa, yok yolu atmadı balığa attı, ne yapayım ben yani. Ama Hacettin Hocam şunu, bir şey soracağım. Şunu bitireyim. Millet farkında da ikimiz. Hayır, şunu evet. Şunu söyleyelim efendim, dur şimdi kaynatma. Ne diyordum? Şey diyordum ya. Unutturdum. Evet, yani önümüzdeki dönem ile ilgili hakikaten dağıldım. Özür dünyaya sözünü söyleyebilecek evet, hala bir şey. Evet, evet, ve şunu söyleyelim. Bakın Durkheim'in Marx'ı eleştirirken söylediği bir şey var. Doğru söylüyorsun, ekonomi çok tesir eder. Ama din ekonomiden daha fazla tesir etti şimdiye kadar hep diyor. Hakikaten böyledir. Bu en dibe vurduğu dönemde dahi insanların düşünceleri ve arzuları, inançları, emelleri... Çünkü her insanın bir ölüm kaygısı var. Bu dünyanın gidişatıyla ilgili pozisyonlarına, toplumlara, insanlara, tavırlara çok daha fazla etki etti. Bundan sonraki dönemde de eğer biz ortaya çıkacaksak, birey olarak da toplum olarak da, her ne kadar toplum olma hüviyetini her geçen gün kaybediyorsak da, daha bireysel bir yere geliyorsak da, unutmayın bu 1960'larla birlikte başlayan Batı dindarlığının aslında temel karakteristiğidir. Bireyselcilik. Yani o ezoterik şeylere heves. Çok bireysel bir doğu dindarlığının batıda yayılması, hippilik falan. Bizde bu iş böyle olmayacak. Öyle kabul etmiyorum. Zira İslamiyet'in çok kendine mahsus bir şeyi var. Şu anda ne? Şu anda bir şok dönemi yaşıyoruz. Bu şok dönemi yeni kültürle geleneksel İslami söylemimizin, burada bir dinde reform çağrısı yapmıyorum sakın, bir diskur dönüşümünden bahsediyorum, söylem dönüşümünden bahsediyorum. Bunlar anlayamıyorlar. Gelenekselin ne söylediğini anlayamıyor. Sakız çiğnemek mekruhtur falan dedim, anlayamıyor çocuk yani. Hocam ne alakası var falan diyor ya. Dolayısıyla bu işin
bir şeyle, bir bilgisayarda şey oluyor ya, Windows zaman zaman kendini update ediyor ya, bir yenileme içine giriyor ya, sonra birden çatır çatır başlıyor yeniden. Efendim? Güncelliyor. Güncelliyor. Evet, güncelliyor ya. Bu güncelleme sonrasında ben hele şu konjonktürde çok başka bir şey olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hakikaten bizim çok dinamik bir dindarlık tipimiz var. Ve bizim bu dindarlık tipimiz bir şekilde çok örneği de olmayan bir şey. Yani tamam bir Şii İslam'ı kadar protest değil, onlar kadar aksiyoner görünmüyor ama bir vakti merhunu gelip de bir illallah dediği anda onların o teatral aksiyonerliğinin falan çok ötesinde şeyler ortaya koyuyor. Bu anlamıyla ben taraf olmamız gereken, üstüne gitmemiz gereken, peşine düşmemiz gereken yegane şeyin dindarlığımızla birlikte yoğrulmuş bu kodlarımız olduğunu düşünüyorum. Velev ki gavur olsan bile be adam, milli kaygıların varsa buna taraf ol. Çünkü bu, bunun adı, bu budur şey devinim sağlayacak. Diyorum ortayı öyle yapıyorum. Zaten yani hani mesela yurt dışında özellikle Güney Amerika'da yaşayan Ermenilerle yapılan bir röportajı seyretmiştim. Orada Ermeni amcamız tehcirden sonra gitmiş yani. Diyor ki işte ben buraya geldim ama çok mutlu değilim. Kız saat kaçta geliyor, çocuklar kaçta gidiyor çıkıyor, evde belli değil. Gece vakti gelmiyorlar. O da diyor ki röportaj yapan, yani Hristiyansın, Hristiyan bir ülkede yaşıyorsun. Yani böyle bir şeyleri nasıl sorun ediyorsun? Hani bu kadar muhafazakarlık ne? Tövbe diyor yani, biz gavur muyuz diyor yani. Şimdi evet, bu ülkenin insanı da öyle. Bu ülkenin Hristiyanı da, Yahudisi de, bu topraklar yani Osmanlı'nın bakiyesinde kalmış olan tüm coğrafyalarda insanlar kendilerini bu toprakların bir parçası hissederken bir şekilde de bu toplumla bir aidiyeti var. Yani bu dinle de bir aidiyeti var. Yani Lübnan'daki Hristiyan rahibe otobüse binerken Bismillah diyor yani. Allah adına anarak biniyor. Çünkü böyle yani. Bu toplumlar böyle. Bizim bir mesajımız olacak. Bu dünyayı değiştirecek şey biz olacağız. Çünkü direnen bir şeyiz. Pozitivizme karşı bizim 19. yüzyılda ürettiğimiz şeylerin başında bu coğrafyada. Türkçülük vardı, işte Türk milliyetçiliği, sonra İslamcılığı ürettik vesaire, sonra Osmanlıcılığı ürettik. Bunların hiçbirisinin derdimize derman olmadığını gördük. Çünkü hepsinin ortaya çıkış şeyleri aslında modernistti yani. Evet. Modern temellerden hareket. İslamcılık da böyleydi. Afgani, Abduh çizgisi vesaire. Bütün bunların hepsi modern aslında şeylerle, kodlarla bezenmişti. Bugün Türkiye'de bütün bunların yıkılmasından, yani bu süreçleri tamamlamış olmaktan sonra İslam dünyası işte Bağız milliyetçiliğini yaşadı. Nasırcılığı yaşadığı nasyonel bütün bu süreçlerin hepsini yaşamışlıktan sonra şu anda artık şunu görüyor. Biz kendi kodlarımıza döndüğümüzde, yani geleneksel kod dediğimiz böyle münzevi bir hayattan bahsetmiyoruz. Münzevi bir sufilikten bahsetmiyoruz. Geleneksel kodlarımız dünyaya bizim söyleyecek sözümüz var ve biz bir egemen güç olmak durumundayız. Hocam affedersin, o münzevi sufilik de çok büyük bir dolma. Ya Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar hep onlar direndi ya. Tabii ki. Yani Senusiler direnmediler mi? Libya, evet hocam. Şamil. Ne ayıp işte, yani. Biraz önce işte Irak'taki şeydi ama en büyük ikinci güç Irak direnişinin Nakşibendi Tugaylarıydı yani. Acayip adı Nakşibendi Tugaylar yani. Şimdi bununla beraber düşündüğümüzde bütün İslam dünyasında artık biraz önce söylediğim pozitivizm sonrası ortaya çıkmış olan modern, bütün modernizmin ürettiği tüm ideolojik kalıplar çökmüş durumda. Ve dünyaya mesajını söyleyecek olan artık bütün dünyada Müslümanlar var. Müslümanlar emperyalizme karşı direnişin gerçek anlamıyla, yani nasıl yapılması gerektiğini bütün varlıklarıyla, bedenleriyle gösterdiler. Bedellerini ödeyerek gösterdiler, mülteci olarak gösterdiler. Milyonlarca Müslüman mülteci var. Niçin insanlar evlerinden kalkıp iltica ettiler, dünya hicret ettiler? Bir medeniyet inşa etmek için bunu yapıyor yani. Herkes bu hani şok dalga dediğimiz şey aslında bu yani. Bunun neticesinde başka bir şey olacak. Ve neye dönüşecek yani? Egemenlik iddiası, yani İslam'ın yeryüzüne egemen olma, adil bir dünyayı yeniden kurabilme iddiasının sembolleri ortaya çıkıyor. İşte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Hristiyan dünyasına vurulmuş bir darbe falan değil. Bilakis yani işte 1204'te evet. Palaiologos Hanedanı'nı ortadan kaldırıp Haçlı 4. Haçlı seferlerinde nasıl Doğu Hristiyanlığı da ortadan kaldırmaya gelen bir Haçlı işgalcileri vardı.
onları da bertaraf eden bir anlayış. Bugün İslam dünyasında da Türkiye'de de böyle bir şey yükseliyor. Evet, bütün dünyada dinleri de, etnik kimlikleri de, milliyetleri de var eden, onları muhafaza eden bir anlayış Türkiye'den yükseliyor. Peki. Şeyi hatırlatalım, özür dilerim. Vehhabilik, medhalilik suretinde her yerde işbirlikçiliği yaparken, efendim Mısır'da Nur Partisi suretinde Selefiler işbirlikçiliği yaparken direnen yine ehli tasavvuf oldu onlar. Evet. Yani anarken biraz hürmetli karansınlar. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Keyifli bir çarşamba akşamı oldu. Eyvallah. Ağzınıza hocamın lafını mı yedik? Yo, bitiyordu zaten. Ha, öyle mi? Yok yok. Zaten bitiyordu. Peki, Doktor Taceddin Kutay, Murat Özer ve Mustafa Öztop yayın konuklarımda. Teşekkür ediyorum konuklarıma. Noktalayalım burada esas meseleyi. Yarın sabah saat 9'da analiz sentezde buluşalım. Hoşçakalın.